Topumu aldım, okula gidiyorum. Arkadaşlarım da benimle oynamak isterse birlikte top oynayacağım arkadaşlarımla bugün. Oy oğlum şuna bak lan. Aa, çocuk top getiriyor. Evet oğlum çocuk top getiriyor. Şunun topunu alalım bari elinden ya. Evet evet topunu alalım bizim olsun. Çocuğu da dövelim. Valla doğru diyorsun. Benim de ellerim kaşınıyordu. Dövelim şu sarı kafayı. Of ya böyle serserilerin okulun yanında ne işi var neyse. Lan civciv buraya bak bakayım. He bana mı seslendiniz abi? Ne oldu? Tabii sana seslendik civciv. O kafa ne lan öyle? Saçlarını sarıya boyatmış. Top musun oğlum sen? Evet oğlum bu tip ne böyle? Gel bakayım buraya. Abi niye öyle diyorsunuz ya? Ben okula gideceğim, gelmek istemiyorum. Bırakın beni. Ulan oğlum hemen buraya gelmezsen var ya dayak yiyeceksin. Hem de çok pis he. Eyvah şimdi ayvayı yedik. Ne oldu abiler? Ne istiyorsunuz benden? Okula gidip okumak istiyorum ben. Ne olur bırakın beni. Ulan oğlum bir sakin ol. Civciv seni. Saçını sarıya boyatmış. Şuna bak. Saçı sarı olanlar top oynayamaz. Ver bakayım şu topu bana. Niye oynayamasın ya? Icardi'nin de saçı sarı. Bakın ne güzel oynuyor. Çok güzel oynuyor. Habire gol atıyor. Ulan oğlum bize kelime oyunu yapma. Seni döverim ha. Icardi kimdir oğlum? Bana öyle yabancı gavur isimleri söyleme. Seni döveriz ha. Icardi küfür müdür oğlum? Bize küfür etti bu çocuk. Bunu dövelim. Evet evet kesin bize İngilizce küfür etti bu çocuk. Dövelim bunu. Hayır abi ya saçmalamayın. Icardi işte futbolcu. İsim o isim. Futbolcu ismi. Sen bizi kandıramazsın oğlum. Yürü abi dövelim şunu. Abi durun abi. Aa, abi durun yapmayın durun. Dövmeyin abi. Aa. Ulan oğlum sen bize ne diyorsun lan? Küfür ediyorsun bize. İngilizce küfürler ediyorsun. Vur oğlum vur. Bu bize küfür etmiştir oğlum. Dövelim şunu bir güzel. Sen kimsin bize küfür ediyorsun lan? Pis çocuğum. Bela kardeşim doğru söylüyor. Sen kimsin bize küfür ediyorsun? Al lan şu tokadı da. Ulan oğlum lan. Abi ben size küfür falan ederim. Dövmeyin beni. Abi durun abi. Çok konuşma lan civciv. Dayağı yiyeceksin işte. Konuşma. Yeter artık dövmeyin beni. Yalvarırım. Yalvarırım. Canım çok acıyor. Tamam oğlum tamam bu kadar dayak yetti bu enayiye. Topunu alıp gidelim enayinin. Yatsın kalsın burada. Ne senin topun oğlum? Artık senin topun bizim topumuzdur. Abi topumu almayın ne olursunuz. Onu bana büyük büyük dedem bıraktı. Benim büyük büyük dedem futbolcuydu. Ne olursunuz dedemin topu. Çok değerli bir top. Ne olur dedemin mirasını çalmayın. Ulan oğlum senin topun diye bir şey yok. Senin topun bizim topumuzdur. Öyle bizim topumuz da yine bizim topumuzdur. Artık dedenin topu bizim topumuzdur. Deden bize bırakmıştır yani. Enayi seni. Hayır ne olursunuz bırakın dedemin topunu bırakın. Raşo yürü oğlum gidelim buradan. Tamamdır maho. Gidelim oğlum. Enayi hem dövdük hem de topunu çaldık. Çok iyi oldu yani. Evet evet çok iyi olmuştur ya. Hayır olamaz topumu çaldılar. Hayır ya hayır dedemin de o top benim için çok önemliydi. Buna izin veremem. Hayır dedemin topunu çalmalarına izin veremem. Göstereceğim onlara günlerini. Hem dövdüler hem topumu çaldılar. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Topumu geri almanın bir yolunu bulmam lazım. Ne yapacağım ben? Şu çocuk da ne yapıyor böyle? Niye ağlıyor bu çocuk? Hey velet! Ne var ya sen de mi döveceksin beni? Herkes beni dövüyor zaten. Şamaroğlu'na döndüm. Niye dövüyorsunuz beni? Niye dövüyorsunuz? Ne kötülük yaptım ben size? Yeter be yeter! Ulan velet ne zorluyorsun? Allah Allah! Niye ağlıyorsun diye sorayım dedim sana. Niye ağlıyorsun he? Kim canını sıktı bakalım senin? Abi iki tane kaslı keko geldi. Şişmanlardı biraz. Beni dövdüler. Sonra da dedemin bana vermiş olduğu topu çaldılar. O top tam 60 yıllıktı. Dedemin topuydu.
eden de ünlü bir futbolcuydu. O adamlarsa gelip çaldılar topumu. Bir de üstüne dövdüler beni. Bak bak sen şu işe. Vay terbiyesizler vay. Keşke ben de seni gibi kazma olsaydım abi. O zaman topumu çaldırmazdım. Dedemin topu hala bende olurdu. Tamam evladım, tamam sakin ol. Merak etme, ben sana bildiğim her şeyi öğretirim ve seni kaslı yapabilirim. Böylelikle sen de intikamını alırsın. Ama gerçekten sağlam durman lazım. Seni kaslı yapmamız için çok uğraşacağız. Ve bu süreçte yorulmaman ve pes etmemen gerekiyor. Gerçekten mi abi? Bana yardımcı olur musun? Beni kaslı ve güçlü yapar mısın? Gerçekten mi? Evet yaparım, merak etme. Benimle gel. Sana bütün sırlarımı anlatayım ve sen de kaslı ol. Evet işte böyle. Kaldır bakalım çocuk dumbbellları. Kaldır. Aynen bu şekilde. Göğse ve yukarı. Göğse ve yukarı. Arkadaşlar kaslı olmak için acil desteğinize ihtiyacım var. Benim kaslı olmam için hemen kanala abone olup videoya like atar mısınız? Her abonelik ve like beni daha da kaslı yapacak. Hadi arkadaşlar lütfen desteğinize ihtiyacım var. Evet hissedebiliyorum hocam. Kaslarımı hissedebiliyorum. Daha ağır dumbbelllar getirin, daha ağır. Vay canına çocuk, çok hızlı yükseliyorsun. İnanamıyorum. Vay canına, yoksa bensiz bir şeyler mi kullandın sen? Hayır hocam, tek kullandığım şey öfkem. Tamam tamam, şov yapma hadi. Getiriyorum dumbbellları. Hadi oğlum bas, oğlum bas. Aferin işte böyle. Hadi hadi. Böyle giderse gerçekten çok kaslı olacaksın. Evet, sonra da o kekolardan intikamımı alacağım, görür onlar. Hepsinin işi bitecek. Aferin aslanım benim. Eğil kalk. Eğil kalk. İşte böyle. Aferin. Oluyor değil mi hocam? Gelişiyor kaslarım. Hissediyorum. Bacaklarım çok kaslanıyor. Hissedebiliyorum. Aferin oğlum. Aferin. Kaldır hadi. Daha iyi. Daha ağır. Kaldırıyorum hocam. Görecek o kekolar. Hepsinin gününü göstereceğim onlara. İşte bu. Göreceksiniz siz. Hepiniz. İşte bu Efekan, işte bu. Hepsinin ağzını burnunu kıracağım. Görecek onlar. İşte hocam, oluyor değil mi? Çok hissediyorum. Kaslanıyorum. Hayvan gibi olacağım. Aferin Efekan, aferin. Çok sağlam çekiyorsun oğlum. Gerçekten güçlenmeye başladın sen. Helal olsun, helal olsun. Çok yakında hazır olacaksın. O kekoları dövebileceğim değil mi hocam? Değil mi? Ağızlarını burunlarını kıracağım. Dövmek de ne kelime evladım. Onları var ya kevgire çevireceksin. Döve döve muşmula yapacaksın onları. Evet hocam, görür onlar, görür. Evet evlat, işte bu. Hazırsın. Git ve o kekoların ağzını burnunu kır. Hadi hadi evlat. Tamamdır abi. Sen var ya harika bir insansın. Senin sayende topumu geri alacağım onlardan. Hayır evlat, sen harika bir çocuksun. Seninle gurur duyuyorum. Şu haline bak. Benim yanıma geldiğinde sıska, cılız, ezik bir şeydin sen. Şimdi ise kaslı, korkusuz ve güçlü birisin. Senin sayende abi. Artık kaslı ve güçlü oldum. Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim evlat. Ben teşekkür ederim. Sana baktıkça gözlerim yaşarıyor. Ağlayacağım şimdi. Hadi evlat. Git ve o kekoların ağzını burnunu kır ve beni daha çok gururlandır. Kıracağım abi. Merak etme. Topumu da geri alacağım. Görür onlar. Şimdi bittiniz siz. Geliyorum. Ula oğlum, şu topu çaldığımız ne kadar iyi oldu ya. Ne güzel top oynuyoruz ya. Hem de ben aşağı. Ula doğru söylüyorsun oğlum ya. Ne güzel oynuyoruz. O geri zakalı sarı civcivden çaldığımız iyi oldu. Onun ağzını burnunu kırdık bir daha bir güzel ya. Ula doğru söylüyorsun. İlk onu dövdük, sonra da topunu çaldık. Keşke paralarını falan da çalsaydık oğlum. Bir daha görürsek onları da çalalım ya. Ula doğru söylüyorsun. Telefonunu, parasını, cüzdanını, ananı, her şeyini kapsedelim onun ya. Vay vay vay, demek beni daha çok soyacaksınız. Öyle mi? Canım topum da burada işte. Oy, şuna bak oğlum, geldi işte. Hadi onu dövüp kapsedelim. Oğlum çocuk biraz kaslanmış ama döveriz herhalde değil mi? Döveriz oğlum, biz iki kişiyiz, o tek kişi. İki elin sesi var, bir elin nesi var ya. Valla doğru diyorsun. Bu civcivi her türlü döveriz biz. Ben tek başıma bile döverim oğlum bu civcivi. Bak bak sen, gelin bakalım. İkinize de dersini verme zamanı geldi şimdi.
Allah, bu çocuğa ne olmuş okulayım böyle? Abi ben seni dövüyorum. Ağzımızı burnumuzu kırdı. Abi dur, vurma vurma yalvarırım ya. Köpeğimi de dövüyor. Her yer mi dövdü? Ben size dedim oğlum. Benden çekeceğiniz var. Gel buraya, kaçamazsın. Sen de gel, sen de gel dedim. Hayvan oğlu, hayvana bak ya. Dövdü bizi oğlum. İkimizi de dövmüştür ya. Valla doğru söylüyorsun abi. İkimizi de dövdü bu çocuk. Ne yapacağız şimdi ya? Topunu da aktı oğlum. İşte böyle adam olacaksınız. İkiniz de böyle dayağımı yersiniz. Adam olacaksınız oğlum bundan sonra. Bir daha birinize karıştığını görürsem ikinizi de daha fena döverim. Anladınız mı beni he? Valla tamam abi. Tamam, çok özür dileriz. Biz bir daha kimseye bulaşmayacağız. Uslu uslu oturacağız ya. Öyle abi, öyle valla. Oturacağız, uslu uslu oturacağız. Aferin, işte böyle adam olursunuz. Artık bu iki ezikli işim bitti. Onları burada bırakıp motoruma atlayıp gidebilirim. Kaslı motorcu Efekan'ın da üstesinden kimse gelemez artık. Eğer bulaşan olursa da gününü gösteririm. İşte geliyor, çok pis geliştiriyorum kasları. Şöyle bir güzel şişireyim de sahilde bir güzel hava atayım. Tatile gideceğiz sonuçta. Evladım manyak mısın sen, yeter artık ya. Tatile gideceğiz, hala daha spor yapıyorsan. Bitirdin artık senin şu spor sevdan bizi be, bitirdi. Spor yapıyorsun yapıyorsun, sonra evdeki tüm yemekleri yiyorsun. Ne yapayım babacığım, bu kaslar nasıl olacak bu kaslar? Ya şu mutfağın haline bak, her yere bir şeyler atmışsın. Benim bildiğim sporcu adam düzgün be senin. Sen otu çöpü yiyorsun yani. Her şeyi yiyorsun. Yapacak bir şey yok babacığım. Bu kaslar, bu kaslar var ya, bu kaslar. Yemem lazım yani babacığım. Vallahi evladım ben gidiyorum tatile. Geliyorsan gelirsin. Allah Allah ya. Dur babacığım dur. Hemen geliyorum. Tatili kaçıramam yani. Kızlarla konuştum. Hepsi sahile gelecekmiş. Onlara kaslarımla hava atmam lazım. Vay çakal seni. Tamam tamam, gidelim bakalım sahile. Yaptığın spor işe yarasın bari. Ocağımızı söndürdün sonuçta. Evdeki tüm yemekleri yedin. En azından bir işe yarasın. Hadi bakalım, gidiyoruz tatile. İşte bu, bizi bekle tatil. Aa babacığım, inanmıyorum. Şuraya bak, sahilde de spor aletleri varmış. Ya evladım, burada da mı spor yapacaksın? Tatile geldik buraya. Allah Allah, ne sporu ya. Babacığım olsun olsun. Bugünkü antrenmanımı atlamayayım. Şurada bir spor yapayım. Kaslarımı büyüteyim şurada. Daha çok hayran olsunlar bana. Vallahi evladım, ne yaparsan yap, ben sahile buz gibi gazozumu içmeye gidiyorum. Oh tatil. Tamam babacığım, ben de spor yapar gelirim şimdi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim sporumuza. İşte bu. Ay kız, şuraya bak kız, ne kadar kaslı bir çocuk. Wow, inanmıyorum. Çok kaslı gerçekten. Vay canına ya, şuraya bak, gerçekten çok yakışıklı. Wow. Evet kızlar, çok kaslıyım. Baksanıza şu kollarıma. Ay evet evet, gerçekten çok kaslısın. İnanmıyorum. Bu sahildeki en yakışıklı erkek bu galiba. Evet evet, kesin budur. Baksana ne kadar kaslı. He, bu ne böyle ya? Bu ne lan ezik, o ağırlıklar ne? Sen var ya, sen eziksin oğlum. He, sen nereden çıktın ya? Bu ne böyle? Adama bak, benden daha kaslı. Hayvan gibi. Of ya of, nereden çıktı bu şimdi? Ulan Zargana, ben var ya, ben senin 5 katın daha ağır ağırlıklar kaldırırım. Maymun seni. Bir de gelmiş burada kızlara hava atıyorsun. Ezik. Ay inanmıyorum. Şuna bak, daha kaslı. Evet evet, daha çok ağırlık kaldırıyormuş galiba. Hayır ya, yalan söylüyor kızlar. Allah Allah, inanmayın ona. O yani var ya, balon o balon. Yani kaldıramaz ağırlık falan. Sadece görüntü onun ki. Allah Allah, gösteririm ben senin işini, o balonu malonu. Ezik seni, al sana ağırlık. Bakın kızlar, bakın nasıl çalışıyorum. O eziğin ağırlığının tam 5 katı. Buraya hayvan gibi oldu bu. Bu nasıl olur ya? Ay inanmıyorum. Efekan ezikmiş. Şuna bak. Efekan'ın 5 katı daha güçlü bu. Hem de daha kaslı. Ay evet evet ya. Daha kaslı bu. Ezik Efekan. Efekan eziğin tekiymiş. Aslında yakışıklı falan da değildi yani. Neyse. Evet evet. Asıl yakışıklı bu camış gibi olanmış. Aynen öyle kızlar. Kas görün kas. Şuraya bakın.
Lan sen var ya, sen göreceksin. Ben öyle bir kaslı olacağım ki ne olduğunu şaşıracaksın şimdi. Senden daha kaslı olacağım, görürsün. Görürsün. Aynen aynen, anca rüyanda görürsün. Benden daha güçlü olacakmış. Hadi lan oradan. Sen cılız bir eziksin oğlum. Allah Allah, bense hayvan gibi kaslı, çok güçlü, multi power bir adamım. Ay evet ya, hayran oldum gerçekten, şuraya bak. Ay evet evet ya, ben de hayran oldum. Baksana, kaldırdığı ağırlık resmen bizim kadar var yani. Şuna bak. Evet kızlar ya, neredeyse sizin kadar benim Dumbledore'ım. Şuna baksanıza, sizden bile ağır olabilir yani. O kadar güçlüyüm. Vay canına ya, çok havalı. Göreceksin sen, göreceksin. Siz de göreceksiniz kızlar. En kaslı ben olacağım, görürsünüz siz. Şuna bakın ya, ağlayak ağlayak kaçtı resmen. Ay evet evet, senin kaslarını görünce ağlaya ağlaya kaçtı. Kaçar tabii. Böyle kaslı adam mı görmüş hayatında? Baksanıza. Hey iksirci abi, seni normalde gırram sevmem ama yani sana işim düştü. Sana ihtiyacım var. Bak bak sen şu işe. Demek bana ihtiyacın var. Söyle bakalım, neye ihtiyacın var he? Abi benim acilen kaslanmam gerekiyor. Ama acilen, bak acilen. Demek acilen kaslanman gerekiyor. Sanırım anladığım kadarıyla sahildeki kızlara hava atacaksın öyle mi? Evet abi, benden daha kaslı birisi geldi sahile. Bütün havamı soldurdu yani. Ben de o yüzden hemen kaslanmam gerekiyor. Ondan sonra da onu ezmem gerekiyor. Tamamdır, merak etme. Çok etkili ve çok güçlü şeylerim var elimde. Seni anında bir Hulk gibi yapabilirim. Vay canına, gerçekten mi abi, gerçekten mi? Hemen ver, içeyim hemen. Sonra da kocaman Hulk gibi olayım. Tamam ama bak, gerçekten bunu dikkatli kullanmalısın. Kendisi çok güçlü ve çok hızlı bir ilaçtır. Hemen etkisini gösterir. O yüzden dikkatli kullanman gerekiyor, tamam mı? Tamam abi tamam, ver hadi şunu. Allah Allah, çok uzatma. Ver de içeyim. Buyur işte, bu iksir. Bunu içtiğinde çok kaslı olacaksın. Ama sadece... Ya ver şunu, ver hadi ver. Tadı da güzelmiş ha. Lan manyak, yavaş yavaş diyorum sana. Ne yapıyorsun? Sadece bir yudum alman gerekiyordu. Bütün şişeyi içtin. Ay manyay. Ya abi bir şey olmaz, bir şey olmaz. Fazladan zarar gelmez. Nasıl gelmez evladım? Onun bir yudumu zaten seni çok kas yapacaktı. Şimdi bütün şişeyi içtin. Ne olacak şimdi? Eyvah. Öf abi, ben kendimi bir garip hissediyorum ya. Niye böyle oldu şimdi bu? Yan etkileri olduğunu söylememiştin bana. Ulan hıyar herif, ben sana bütün şişeyi mi içtim? Bir yudum al dedim be, bir yudum. Hayvan herif, hepsini içtin. Abi bana bir şeyler oluyor abi. Abi ne yaptın bana abi? Abi ne oldu ya? Senin bir boyun kısaldı. Vay danam benim, vay hayvan gibi oldun, maşallah maşallah. Evet evet, iyi oldu gibi. Gerçekten çok kaslı oldum. Şimdi gidip o bana şov yapan adamdan daha güçlü olduğumu gösterebilirim. Gösterirsin tabi, bütün şişeyi içtin. Allah Allah ya, bana var ya, bana bir ton borcun var. 500 bin lira borcun var bana. Hadi lan oradan, eğer benden borcunu istersen seni döverim, anladın mı? Ben artık çok kaslıyım çünkü. Vaa, dolandırıldım lan. Oğlum niye dolandırdın beni ya? Yazıklar olsun sana. Hadi kolay gelsin sana. Ben kızlara hava atmaya gidiyorum. O çocuğu da döveceğim. Ulan dolandırıldım be. Bu ne böyle? Yine dolandırıldım. Vay be hayat. Ulan hayat. Ulan hayat. Niye var ki bu hayat? Ben bıktım artık. Bıktım be. Bıktım. Hey sen ezik tavuk. Bana bak bakayım. Şimdi daha kaslı oldum senden. Seni döveceğim. Ne oldu sana böyle ya? Hayvan herif. Nasıl bu kadar kaslı oldun? Çüş! Olurum ben aslanım. Ne oldu? Bana hava atıyordun. Kaldırdığım ağırlıklar senden yüksek falan diyordun. Şimdi alıp ben seni kaldıracağım. Nasıl alıp beni kaldıracaksın ya? Hayır yürü git. Ben kaldırılmak istemiyorum. Hayır. Kaldıracağım seni. Gel buraya. İşte bu. Gördünüz mü kızlar? Sizin kaslı dediğiniz çocuk da ben spor yapıyorum. Böyle kaslı olunur işte. En kaslısı benim. Daha kaslı olan varsa gelsin görelim. Ay vay canına, inanmıyorum. Adam resmen sporcu çocuğu alıp spor yapmaya başladı. Oha yani. Kaçıncı seviye bu? Ay harbiden inanamıyorum ya. İnanılmaz yani. Efekan en kaslısı. Evet evet. Efekan'dan kaslısı yok yani. Ne sandınız kızlar?
kızlar, daha yeni yeni başlıyoruz yani. Yeni ısınıyorum. Şimdi omzumu ısıtayım, sonra bu çocuğu uzaya fırlatacağım. Ne, beni uzaya mı fırlatacaksın? Hayır, fırlatma beni. Tamam abi, enkazlı sensin abi. Atma beni abi, fırlatma beni abi. Ay vay canına, inanmıyorum. Gerçekten o kadar güçlü müsün? Onu uzaya fırlatabilir misin? Ay inanmıyorum, gerçekten yapamazsın bence. İmkansız. Demek imkansız ha? Göreceğiniz siz şimdi. Hayır, hayır. İmkanlı abi. Ben sana inanıyorum abi. Dur abi, yapma abi. Kızlar imkansız sanıyor. O yüzden yapacağım. İşte. Hayır. Vay canına. Enkazlı Zeyfekan'mış gerçekten. Sana inanmadığımız için özür dileriz. Gerçekten enkazlısı senmişsin. Kızlar, ben size demiştim enkazlı benim diye. Benden başka daha fazla kaslı kimse olamaz. Anladınız mı şimdi beni? Ay evet evet, anladık. Gerçekten enkazlısı senmişsin yani. Senin üstüne kimse daha kaslı olamazmış. Ay evet, maşallah maşallah, enkazlısı senmişsin. Gerçekten çok etkileyici yani. İnanılmaz. Tabii ki de kızlar. Yani tamamen doğal bir şekilde spor yaparak yaptım bu vücudu. Kesinlikle iksir falan içmedim yani. Bizde yalan olmaz, bilirsiniz. Ay inanmıyorum. Doğalmış, baksana gerçekten. İksir içmemiş. Evet evet, iksir içmiş olsam hop diye küçülürüm yani, değil mi sonuçta? Ne oldu ya? Eski halime döndüm ben. Neden ama? Ay inanmıyorum. Sanırım iksir içerek yapmış. Geri küçüldü. Kasları gitti. Şuna bak. Ezik. Ay evet evet ya, ezikmiş bu. Kaslarının hepsi gitti. Of, biz de bir şey sanmıştık seni Efekan. Yalancıymışsın sen meğersem. Hayır ya, olamaz. Rezil oldum. Kızlar durun. Size açıklayabilirim durumu. Bildiğiniz gibi değil yani. Ben aslında kaslıyım yani. Arkadaşlar, eski halime dönmem için hemen kanala abone olup video like atın. Yoksa kızlara çok fena rezil oldum ya. Rezil olacağım. Lütfen hemen eski halime gelmem lazım benim. Rezil olmak istemiyorum. Abone olup like atın. Ay sen eziksin ezik. Artık seni beğenmiyoruz biz. Rezilsin sen. Evet ya, rezil oldun resmen. İnanmıyorum. Çakmaymış senin kasların. Orijinal değilmiş. Evet evet, çakma seni. Hayır ya, olamaz. Rezil oldum. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Rezil oldum. Rezil Efekan. Rezil Efekan. Çocuklar bana bakın bakayım. Okula gelmeyen var mı? He? Kimse benim dersimden kaçamaz yani. Ya öğretmenim, bizler güzel bayram tatiline girmiştik. Biz niye okula geliyoruz ya? Haksızlıktır bu ya. Ulan başlatma lan bayram tatilini. Ben gelinecek diyorsam gelinecek işte. Okulda duracaksınız bayram tatilinde de. Konulardan eksiklerimiz var. Onları tamamlayacağım. Of öğretmenim ya, çok gıcıksınız gerçekten. Ne eksiğiymiş ya, her şeyi işledik biz. Yok olmaz. Size şimdi çocukluk anılarımı anlatacağım. Onlar eksik kaldı. Ulan öğretmene bak ya. Çocukluk anılarını anlatmak için bizi okula çağırmış. Allah Allah. Öğretmenim, öğretmenim. Efekan okula gelmemiş. Ne? Evet, sırası da boş. Ulan Efekan. Ulan Efekan, bittin lan sen. Demek okula gelmezsin he. Demek benim dersimden kaçarsın he. Öğretmenim, öğretmenim. Bugün geç kaldım, kusura bakmayın. Ben okul olduğunu bilmiyordum da. O yüzden son dakika öğrendim. Ulan çocuk, ulan Efekan. Ulan nasıl bilmiyordun okul olduğunu? Benim olduğum yerde her zaman ders olur. Öğretmenim ne bileyim, bütün dünya bayram tatiline girmişti yani. Siz gidip ders yapıyorsunuz. Deli misiniz siz be? Ulan şuna bak, bir de bana deli diyor. Ulan tipsiz herif, geçten tahtaya cezalısın. Tek ayak üstünde duracaksın. Ama öğretmenim, arkadaşlarımın önünde ayıp olmuyor mu yani? Başımı atma lan ayıbına. Geç dedim, geç. Of ya, şu halime bak, rezil oluyorum bütün sınıfa ya. Of öğretmenim ya, of. Ay şuraya bakın, ezik Efekan. Evet ya, saftıraya bakın ya. Oğlum eziktir bu ya. Ezik tek ayak üstünde bekliyor derste. Ezik ezik. Niye dalga geçiyorsunuz oğlum? Allah Allah ya, ne var yani geç kaldıysam? Niye dalga geçiyorsunuz? Of ya, Sıla'ya da ne güzel aşıktım. Onunla sevgili olmak istiyordum. Şimdi kızlar rezil oldum. Evet sucuklar, şimdi şu geri zekalıyı boş veriyorsunuz. Beni dinliyorsunuz.
bildiğiniz gibi aya çıkan ilk insan aslında benim. Neil Armstrong falan değil yani. Onların hepsi hikaye. İlk benle dedem çıktık uzaya. Hocam siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Saçmalamayın yani. Ne saçmalaması lan? Ulan ben uzaya ilk çıkan adamım lan. Lan benim lan. Yok ya, bu öğretmen iyice kafayı yemiş oğlum. Adam kendisini uzaya ilk çıkan adam zannediyor. Kafayı yemiş oğlum bu. Bir de bize bu ders anlatıyor ya. Öğretmenimize bak. Biz nasıl okuyup adam olalım? Böyle öğretmenle okuyup adam mı olunur ya? Her neyse gençler, uzaya ilk çıktığımızda ben uzaylılarla kavga edip onların ağzını burnunu kırmıştım. Ya öğretmenim, yeter artık yalanlarınızdan bıktım ya. Ben yerime geçemez miyim ya? Bırakın beni. Allah Allah, hem tatilde okula çağırıyorsunuz hem de anılarınızı anlatıyorsunuz bize. Yeter be. Ne dedin sen, ne dedin? Uzaylıları dövdüğüm gibi şimdi de seni döveceğim. Yeter be Sıla, ben sana çok aşığım. Ne olursan beni affet, olur mu? Hadi kaçalım buradan. Kaçalım dersten. Çıkalım dışarı. Olmaz mı? Parkta otururuz. Çiğdem çitleriz. Ay ne diyorsun sen be? Ne parkı ne çiğdemi? Pis fakir. İnsan bir Starbucks'a falan götürür yani. İyi de benim o kadar param yok ki. Ulan Efekan, Ezi'ye bak ya. Gitmiş Sıla'ya sevgili olalım mı diyor. Sıla sana bakar mı Ezik? Ay harbiden ya. Bakar mı o kız sana? O kız güzel bir kere. Sen tipsizsin, eziksin ve fakirsin. Ne? Sen de mi öyle düşünüyorsun Sıla? Ezik miyim ben? He? Ezik miyim? Ay evet, eziksin yani. Ne var? Kaslı değilsin, yakışıklı değilsin, zengin de değilsin. Beni Starbucks'a da götüremiyorsun. İyi tamam, öyle olsun. Göreceksiniz ama siz, göreceksiniz. Ulan sucuk, üzülme evladım. Eziksen eziksindir, ne yapalım? Yeter be yeter, hepinizden nefret ediyorum. Göreceksiniz ama siz, göreceksiniz. Ulan sucuğa bak, dersimden kaçıyor. Aa, kaçtı. Gösteririm ama ben sana. Benim dersimden kaçmak ne demekmiş, göreceksin sen. Sucuklar siz de şahitsiniz. Benim dersimden kaçtı. Bir daha geldiğinde unut kulaklarından tavana asacağım. Göreceksiniz, onun ağzını burnunu kıracağım. Vay, Efekan dayağı yedi oğlum. Çok eğlenceli olacak. Efekan'ın dayak yiyişini izleyeceğiz oğlum. Göstereceğim ben onlara, ama göstereceğim. Çok zengin ve kaslı olacağım. İşte o zaman görecek onlar. Hepsi görecek onların. Hepsi pişman olacak söylediklerine. Şimdi hemen gidip kaslı ve zengin olmam gerekiyor. Göstermem gerekiyor onlara gününü. Sıla da görecek. Bana böyle dediği için pişman olacak. Görürsün sen Sıla. Görürsün. Bir. İşte bu. İki. Kollarım üç. İşte çalışıyor. Hissediyorum. Kaslanacağım. İşte bu. Bana ezik diyenler görecek şimdi. Öyle bir kaslı olacağım ki hepsi pişman olacak bana söylediklerine. Sonra da para işini de halletmem lazım tabii. Of hadi. Hadi. Büyümeye başladı sanırım kaslarım. Biraz da şınav çeksem iyi olacak. İşte bir, iki, üç. İşte bu. Hissediyorum. Kaslarım büyüyor. Evet evet. Böyle giderse bayağı kaslı ve güçlü olacağım. İşte geliyorum. Göreceksiniz siz. 126, 127, 128. Arkadaşlar, tek seferde siz kaç tane şınav çekebiliyorsunuz? Yorumlara yazın. Bakalım sizin skorunuz kaçmış? Benimki şimdi 126, 127. Benimki tamı tamına 135 tane oldu. 135 şınav çektim arkadaşlar. Siz kaç tane çekebiliyorsunuz? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Evet, şimdi gidip güzel bir araba bulayım. Sonra da gidip okuldakilere hava atayım bakalım. Görür onlar, görür. Hey babacım, ne yapıyorsun? Oğlum bu hal ne böyle? Ne oldu sana, hayvan gibi olmuşsun? Okula gidiyorum dedin, spor salonuna gitmişsin. Ulan okuldan kaçıp spor mu yapıyorsun sen yoksa? Yok yok baba, öyle şey mi olur? Öğretmenden izin aldım ben, merak etme. Ayrıca evet, spor yaptım. Artık kaslı oldum. Bir de senden araba almam gerekiyor. Ne arabası oğlum, dalga mı geçiyorsun sen? Allah Allah, defol git şuradan ya. Kaç yaşındasın sen? Daha ehliyetin bile yok. Ya sıkıntı yok babacım. Arabayı ehliyet mi sürüyor sanki? Ben sürüyorum işte. Versene arabalardan birini. Hava atmam lazım. Ulan oğlum bak, bende dalga mı geçiyorsun sen? Defol git şuradan. Araba yok sana. Allah Allah ya. Şuna bak, iki kas yaptım diye kendini erkek sanıyor.
Bana bak, senin okulun hala devam ediyor. Çabuk okula git, kaçtığını bir daha görmeyeyim. Yoksa akşam dayağı yersin benden, anladın mı? Of baba ya, tamam ya, tamam. Of, benim bu arabayı kaçırmam lazım. Eğer araba olmazsa hava da atamam. Hava atmam lazım. Onlara günlerini göstermem lazım. En iyisi şu arabayı kaçırayım ben. Neyse babacığım, hadi gittim ben. Bana bak, derhal okula gidiyorsun, tamam mı? Asmak yok okula. Tamam babacığım ya, tamam. Hadi görüşürüz. Gittim ben. Eşek sıpasına bak ya. Kendini adam zannediyor. Bir de gelmiş benden araba istiyor. Dayaklık, tam dayaklık. Üzgünüm babacığım. Hadi görüşürüz, ben kaçtım. Lan. Arabayı götürüyor. Eşek sıpası, geri gel buraya. Arabayı geri getir. Hey arkadaşlar, beni seven herkes hemen kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım kimler beni seviyormuş. Hadi arkadaşlar, seven herkes hemen abone olup like atsın. Üzgünüm babacığım ama durum çok acil. Ulan sen var ya, sen bugün akşam evde bittin oğlum. Sopalayacağım oğlum seni. Bittin sen, bittin. Evet sucuklar, size Efekan'ı nasıl döveceğimi anlatmış mıydım ben ya? Allah Allah. Evet öğretmenim, yaklaşık 4 saattir Efekan'ı nasıl döveceğinizi anlatıyorsunuz bize. Beynimiz işte, ne olur bırakın gidelim, ne olur serbest bırakın bizi. Yok, ben size biraz daha anlatayım. Bakın şimdi Efekan'ı alacağım, sonra pat küt çat çut döveceğim. Allah, merhabalar öğretmenim. Ne habersiniz? Yakışıklı. Ne oluyor lan burada? Manyak mısın evladım sen? Okulda sınıfın içine niye arabayla dalıyorsun? Artık çok kaslı ve zenginim de o yüzden. İstediğimi yaparım değil mi? İnanmıyorum. Kaslı ve zengin olmuş Efekan. Ay inanmıyorum. Çok tatlı olmuş. Ay inanmıyorum. Efekan'a bakın. Çok yakışıklı. Ay evet. Zengin de olmuş. Maşallah. Efekan kardeşim, benim en sevdiğim dostum sensin bundan sonra ya. Canım kardeşim benim. Şu üstü açık arabanla beni gezdirir misin ya? Vallahi Efekan kardeşim, sana çok haksızlık etti bunlar zamanında. Ama ben hep senin yanındaydım biliyorsun canım kardeşim. Görüyorsunuz değil mi öğretmenim? Kimse beni sevmiyordu. Şimdi herkes beni sevmeye başladı. Ah, para nelere kadirmiş ya. Bir de kas tabii. Canım öğrencim benim. En sevdiğim öğrencim. Ben de seni ne kadar sevdiğimi anlatıyordum bütün sınıfa. Efekan'ı şöyle seviyorum, böyle seviyorum diye anlatıyordum. Değil mi çocuklar? Ay ne alaka öğretmenim? Siz Efekan'ı nasıl döveceğinizi anlatmıyor muydunuz bize? Ben mi yanlış dinledim? Sıla evladım, dersi dinlemediğin için 0 aldın. Ben Efekan'ı nasıl döveceğimi değil, nasıl sevdiğimi anlatıyordum. Allah Allah ya. Şuna bak, 0 sana, 0. Allah Allah. Öğretmenim, beni ne zamandan beri bu kadar çok seviyorsunuz ya? Şuna bak ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar para gözler. Ben fakirken kimse beni sevmiyordu. Şimdi ise herkes beni sevmeye başladı. Sırf para için. Ama ben bunlara göz yummam. Para için beni sevecek olan hiç sevmesin daha iyi. O yüzden hiçbirinizi sevmiyorum arkadaşlar. Ve hiçbirinize arkadaş olmayacağım. Kendime yeni güzel arkadaşlar bulacağım. Hepiniz beni param için seviyorsunuz çünkü. Olur mu öyle şey evladım? Ben seni içinin güzelliğinden seviyorum. Çok iyi bir çocuksun sen. Hadi oradan yalancılar. Hiçbiriniz beni kendim olduğum için sevmiyorsunuz. Paramı seviyorsunuz. Hayır ya, olamaz. Keşke Efekan'la okuldan kaçsaydım. Keşke onu hiç terk etmeseydim. Çok pişmanım ya, çok pişmanım. Efekan ne olur beni affet, ne olur. Hayır, hiçbirinizi affetmiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hadi eyvallah. Evet, hazır mısın? Geliyor yine benim efsane şutlarımdan birisi. Ben her zaman hazırım oğlum. Sen çek şutunu. Nasıl olsa tutacağım zaten. Emin misin oğlum? Bak geliyor. Sonra yine gol yedim diye ağlama. Ne alacağım be? Hadi çek şu şutu artık. Çek. İyi o zaman, sen bilirsin. Al bakalım gol. He oğlum, nasıl ya? Nasıl? Nasıl böyle şutlar çekiyorsun ya? Aklım almıyor gerçekten. Ben normalde tüm şutları tutarım. Harika bir kaleciyim yani. Örümcek adam güçlerim var benim. Aslanım, bizde de Messi ayağı var yani. Ay aşkım, inanamıyorum. Gerçekten harika bir şuttu. Evet canım, senin için attım zaten o golü. Beğendin değil mi? Ay evet, çok beğendim. Ay be, adama bak, çok iyi futbol oynuyor. Bu sayede de bütün kızlar ona aşık oluyor. Keşke ben de böyle olsam ya. Of ya. Canım sen şimdi çok ünlü bir futbolcu oldun. Artık herkes sana bayılıyor. Beni bu yüzden terk etmezsin değil mi? Beni her zaman seversin.
tabii ki severim aşkım. Öyle şey mi olur? Allah Allah. Sen benim sevgilimsin sonuçta. Ünlü olup, zengin olup, çok yakışıklı olup, profesyonel futbolcu oldum diye seni terk etmem yani. İsterse tüm dünyadaki kızlar bana aşık olsan. Ama ben sana aşığım. Oo Efekan, çok tatlısın gerçekten. Ay inanmıyorum kızlar. Şuraya bakın Efekan bu. Ay gerçekten çok yakışıklıymış gerçekte. Ay evet evet. Normalde yani televizyonlardan bile daha yakışıklıymış gerçekte. Ay ünlü bir futbolcu. İnanamıyorum. Efekan ne oluyor? Bu kızlar da kim böyle? Bilmiyorum ki. Sanırım benim hayranlarım bunlar. Başlatma hayranlarına. Ben senin yanında kız olsan istemiyorum. Bir tek kız var yanında, o da benim. Aşkım ama yani hayranlarım bunlar benim sonuçta değil mi? Ay evet evet, biz senin hayranlarınız. Öyle yani bizi boşlayamazsın. İmza falan vermen lazım. Ay evet evet, imza vermezsen eskisi gibi ünlü olamazsın. Aşkım duyuyorsun yani. Onlara imza falan vermem lazım. Onlar benim hayranlarım. Başlatma şimdi hayranlarına. Bana ne senin hayranlarından be? Allah Allah. Ay Efekan, hadi birlikte dışarı çıkalım, gezelim. Lüks arabalarını göster bize. Canım, ben kızlara lüks arabalarımı göstermeye gidiyorum. Tamam mı? Sıkıntı yapma yani. Sadece arabalarımı göstereceğim. Hava atacağım. İnanmıyorum ya. Hani sadece beni sevecektin? Yazıklar olsun. Her şey yalanmış. Sen beni kandırıyormuşsun resmen. Vay be, adama bak. 2 dakikada sattı kızı. Oo, terbiyesiz Efekan ya. Nasıl bir erkeksin sen? Yazıklar olsun. Ya üf, sen de ne boş yaptın be. Allah Allah, gezmeye gidiyorum ben işte. Allah'ım yarabbim ya, kıskançsın işte, kıskanç. Bırakıyorum ben seni. Nasıl olsa şehirdeki tüm kızlar bana aşık artık. Seninle mi uğraşacağım ben be? Vay be, demek öyle oldu. Senin para, şöhret hepsi bozmuş şimdi. Sen eskiden böyle birisi değildin. Parayı görünce bozuldun hemen. Ama seninle mi uğraşacağım? Yürüyün kızlar, gidiyoruz buradan. Yürüyün kızlar, gidiyoruz. Ben ünlü halimle bunlarla mı uğraşacağım ya? Bu ne böyle? Vay be, inanamıyorum. Efekan normalde böyle birisi değildi. Ama ünlenince ve parayı bulunca hemen değişti. Çok kötü birisi oldu. Vay vay, neler varmış dünyada. Demek beni hiç sevmiyormuş. Ünlü olunca hemen terk edip gitti beni. Vallahi inanamıyorum ya. Ben bile inanamadım yani gözlerime. Ben de Efekan'ın böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Yoksa onunla futbol falan oynamazdım. Çok egoist birisi olmuş. Bencil adam. Evet evet, ben de bilmiyordum. Ama yani bir gün cezasını çekecektir. Yaptığı hatayı anlayacaktır. Ama o gün geldiğinde onu asla affetmeyeceğim. Evet evet, aynen, ben de öyle. Çok kötü bir insan olduğunu yüzüne vuracağım onun. Görür o. Bize böyle kötülük yapmak ne demekmiş? Gösteririz ona o zaman geldiğinde. Görür o. İşte kızlar, gördüğünüz gibi bu koskoca stat benim stadım. Ve içine de helikopterlerimi, arabalarımı, her şeyimi park ettim yani. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Ama tabii daha yeni başlıyoruz. Yani fikirlerimde süper hızlı bir motor almak da var. Ayrıca kendime özel bir uçak da almayı düşünüyorum yani. Ay inanmıyorum Aydın'la. Ne kadar zengin ya. Çüş. Ay evet ya, harika gerçekten. Hem yetenekli, hem yakışıklı, hem de zengin. Kızlar, çok zenginim işte. Yapacak bir şey yok. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. İşte burada. Efekan sensin değil mi evladım? Evet, buyurun benim. Ne oldu yoksa imza toplamaya mı geldiniz? Ne imzası be? Allah Allah. Artık sen ünlü bir futbolcu falan değilsin. Senden daha iyi bir futbolcu bulduğumuz için seni takımdan atıyoruz. Artık senin futbol hayatın bitti. Ayrıca sana vermiş olduğumuz bu arabaları, helikopterleri ve sahayı da geri alıyoruz. Artık sana ihtiyacımız yok. Emekli oldun. Ya gerçekten çok komiksiniz. Böyle şaka mı olur ya? Yapmayın böyle şakalar. Yani çocuk değilim ben. İnandıramazsınız beni. Ne şakası lan? Hıyar herif. Allah Allah. Defol git şuradan. Defol git dedim. Burası artık senin değil. Geri alıyoruz senin elinden. Evet. Artık burası benim dostum. Messi abi, sen nereden çıktın ya? Olamaz. Eğer Messi varsa kimse beni oynatmaz. Evet, artık bunların hepsi benim. Saha da benim, helikopterler de benim, arabalar da benim. Ayrıca bana uçak da verecekler. İzik. Hayır ya, hayır, olamaz. Bu ne böyle? Ay.
Ay artık Efekan ezik oldu. Messi gelmiş. Ben artık Messi hayranıyım. Ay ben de ya ben de. Efekan eziğin teki yani. Ne yapayım Efekan'ı? Ezik Efekan. Ay kız doğru söylüyorsunuz. Artık Efekan ezik. Hadi evladım duydun işte. Artık sen eziksin. Defol git buradan. Aynen öyle. Artık ben varım. Defol git buradan Efekan. Hayır ya hayır. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Fakir kaldım. Ayrıca artık kimse beni sevmiyor. Beni sadece param ve ünüm için seviyorlarmış. Arkadaşlar siz beni seviyor musunuz? Beni seven herkes kanala abone olup videoya like atsın. Önceden yaptıklarım için çok pişmanım. Ama beni tanıyorsunuz. Ben aslında iyi birisiyim. Ne olur beni affedip abone olup like atın. Hadi oradan hadi ezik herif. Kimse seni affetmeyecek. Hadi yallah. Hayır beni sevenler vardır elbette. Onlar kesin like atıp abone olacaklar. Göreceksiniz siz, göreceksiniz. Ama artık beni kimse sevmiyor. Aynen öyle. Artık herkes beni seviyor ezik. Olamaz ya. Hemen gidip eski arkadaşlarımdan ve sevgilimden özür dilemem lazım. Onlar ne olursa olsun beni seviyorlardı. İşte şuradalar. Arkadaşlar işte buradasınız. Size yaptıklarım için çok özür dilerim. Ben hata yaptım. Ne olur beni affedin. Aranıza geri alın. Ben size kötülük yaptım. İşte yaptıklarını anlamış sonunda. Evet evet ama artık çok geç. Sen bizi satıp gittin. Ünlü olup zengin oldun diye bizi hemen terk ettin. Biz sana artık güvenemeyiz. Senin ne yapacağın belli olmaz. Aynen aynen. Sen aslında kötü bir insanmışsın. Fakir olunca iyi davranıyorsun. Zengin olunca başka davranıyorsun bize. Arkadaşlar söz veriyorum bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Ne olur affedin beni. Ben aslında sizi çok seviyorum. Yani başıma bunca şey gelince anladım. Hiçbir para arkadaşlığı, sevgiyi satın alamazmış arkadaşlar. Ne olur affedin beni. Bilemiyorum yani. Sonuçta sen bizi yarı yolda bırakıp gittin. Evet evet. Ben de sana güvenemiyorum artık. Bir kere yapan bir daha yapar. Arkadaşlar sizce Efekan'ı affetmeli miyiz yoksa affetmemeli miyiz? Sonuçta bize bir kötülük yaptı. Evet arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Sizce Efekan'ı affedelim mi yoksa affetmeyelim mi? Bence affetmeyelim. O kötü birisi sonuçta. Hayır ya hayır. Ben gerçekten bütün hatalarımın farkındayım. Bir daha asla yapmayacağım. Ne olur ne olur affedin beni. Ben çok iyi bir arkadaş olacağım artık size. Eskisinden bile daha iyi olacağım. Bilemiyorum yani Efekan'cığım. Sen sonuçta bizi satıp gittin. 5 kuruş para için bizi sattın. Evet evet. Arabaları, kızları görünce bizi yarı yolda bırakıp terk ettin bizi. Oysa biz seninle fakirken de arkadaştık. Her zaman arkadaştık. Ne olursa olsun yanındaydık. Ama sen parayı seçtin. Paran olunca bizi bıraktın. Bizi yanına almadın. Şimdi paran tekrardan bitince bizim yanımıza geliyorsun. Oh! Biz nereden bilelim senin tekrardan zengin olursan bizi bırakıp gitmeyeceğini? He? Haklısınız arkadaşlar. Ama söz veriyorum yapmayacağım işte bir daha öyle bir kötülük. Söz veriyorum. Ne olursunuz affedin beni. Ne olursunuz. Ben sizde olmazsanız ne yaparım? Benim canım arkadaşlarım. Canım sevgilim. Bilemedim yani. Affetsek mi bilemiyorum. Arkadaşlar sizin yorumlarınıza göre karar vereceğiz. Efekan'ı affedelim mi affetmeyelim mi? Arkadaşlar hemen abone olup like atın. Belki abone olup like atarsanız beni affederler. Gerçekten çok pişmanım ve iyi bir insan olacağım ben artık. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar seni affederse belki biz de affederiz. Göreceğiz bakalım şimdi. Aynen öyle. Ama öyle seni kolay kolay affetmeyiz. Haberin olsun yani. Bize yaptıkların çok fazlaydı. Tamam ya tamam. Siz yeter ki affedin canım arkadaşlarım benim. Yeter ki affedin. Uf geç kalacağım şimdi okula. Geç kalacağım. Keşke benim de bir arabam olsaydı. Fakir olmasaydım. Arabama binip okula falan giderdim. Okur büyük adam olurdum. Tek isteğim okumak. Okuyup ailemi bu fakir hayatından kurtarmak. Çekilin yoldan ben geliyorum. Ne oluyor be manyak mısın? Ezecek misin beni? Allah Allah ya bu kadar hızlı araba sürülür mü? Çok riskli böyle araba sürmek. Ya ezik herif ne konuşuyorsun? Ben hızlı araba sürebiliyorum. Profesyonelim ben. İstediğim kadar hızlı sürerim. Hiçbir şey olmaz merak etme ezik. Yani rüzgar arabanın dengesini kaybedip kaza yapabilirsin. Allah Allah ya. Bir de şaka olsun diye benim üstüme sürüyorsun. Ne olur beni ezersen. Allah Allah ben de seni arabamla
okula okula götüreyim diye gelmiştim. İyilik yapacaktım oysa ki. Neyse, istemiyorsun sanırım. Ne, arabayla beni okula mı bırakacaktın? Adamsın sen be. Oley, çok teşekkür ederim. Dur hemen biniyorum. Oley be, Rüzgar aslında iyi bir insanmış. Oley be. Aa Efekan, şuraya bak, şuraya bak. O ne be? He, ne olmuş? Hayır, olamaz. Kandırdı beni. Hey Rüzgar, dur. Beni unuttun. Okula geç kalacağım. Hey, sana diyorum. Enayi seni. Araba mı alacağımı düşündü gerçekten. Senin gibi bir pis fakiri gerçekten araba mı alacağım ben? He? Hayır ya, hayır. Biliyordum. Böyle yapacağını biliyordum. Al işte. Kötü birisi o da. Sırf fakirim diye beni arabasına almadı. Oysa ki kendisi de okula gidiyor. Giderken beni de bırakabilir. Ama iyilik yapmak yerine benimle dalga geçmeyi tercih ediyor. Çok kötü birisin Rüzgar, çok. Ama ben zengin olsam bütün fakirlere yardım ederdim. Onlara böyle dalga geçmezdim. Ne var ki yani? Biz de insanız sonuçta, değil mi? Aha, bu pis fakirler asla uslanmayacak. Hayır, aptal köpek, çekil yolundan, çekil, hayır! Hayır, olamaz, ezdim köpeği. Olamaz, hayır, hayır. Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Köpek ezildi. Aman, şimdi bunun sahibiyle mi uğraşacağım ya? Basayım gideyim en iyisi. Kaçayım buradan. Arkadaşlar, bu tatlı köpekçiğin kurtulması için sizin desteğinize ihtiyacı var. Hemen kanala abone olup videoya like atarak tatlı köpekçiği kurtarın. Hadi arkadaşlar, hemen abone olup like atın. Bir de köpeğin sahibiyle mi uğraşacağız? Üf, gelir şimdi başımı şişirir. En iyisi kaçayım buradan. Kimse benim yaptığımı anlamaz. Bu da ne? Rüzgar niye durdu orada? Allah Allah, ne olmuş orada ya? Olamaz ya, geliyor. Of, en iyisi basıp gideyim buradan. Bu Efekan fakiri gelmeden kaçayım buradan. Evet evet, en iyisi kaçıp gitmek buradan. Hayır, olamaz. Bu da ne böyle? Bu bir köpek. Rüzgar onu ezip kaçmış. İnanmıyorum. Hayır, nasıl yaparsın bunu? Bu kadar da kötü bir insan olduğunu bilmiyordum. Köpekcağızı ezip burada bırakmış resmen. Arabayla çarpmış ona. Onu bir veterinere bile götürmemiş. İnanmıyorum ya, nasıl yapar bunu, nasıl? Of of. Yazık, köpekçiği burada ölüme terk etmiş. Benim hemen onu veterinere götürmem gerekiyor. Yoksa ölecek. Dayan köpekçik, merak etme. Seni veterinere götüreceğim. İyileşeceksin. Doktor sana iyi bakacak. Hemşire abla, bu tatlı köpekçik iyileşecek mi? Ne olursun iyileştir onu. Ona bir şey olmasın. Araba çarptı ona. Ve çok kötü yaralandı. Merak etme. O tatlı köpekçiği iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Sen hiç merak etme, tamam mı? Sen onu buraya getirmişsin. Onun hayatını kurtardın sayılır. Eğer onu orada bıraksaydın, o arabayla çarpıp kaçan çocuk gibi kaçsaydın, bu köpek ölmüş olurdu şimdiye kadar. Sense kahramanlık yaptın. O köpeği buraya getirdin. Kurtardın onu. Tabii ki kurtaracağım hemşire abla. Çok tatlı bir köpekçik o, baksana. Orada bırakılmak onun hakkı değil yani. Evet, haklısın. Böyle caniler de var ama. Köpeğe çarpıp kaçmış, baksana. Evet evet, gerçekten çok cani. Çok acımasız. Aha, tatlı köpekçik, umarım iyileşir. Hayır hayır, olamaz canım köpeğim. Ne olmuş benim köpeğime böyle? Canım köpeğim benim, hayır. Köpeğinize araba çarptı ama merak etmeyin. Onu hastaneye getirdim. İyileşecekmiş. Hemşire abla bana elinden geleni yapacağını söyledi. İyileşecek köpeğiniz. Yoksa köpeğime sen mi çarptın? He? Köpeğimi sen mi bu hale getirdin? Hayır hayır abi, ben öyle bir şey yapmadım. Birisi senin köpeğini arabayla çarptı. Sonra da arkasına bile bakmadan kaçtı gitti. Ben de dayanamadım. Kıyamadım köpeğe. Çok tatlıydı. Hemen onu alıp hastaneye getirdim. Evet beyefendi. Eğer bu çocuk köpeğinizi getirmeseydi, köpeğiniz şimdiye kadar çoktan ölmüş olurdu maalesef. Ama neyse ki bu çocuk köpeğinizin hayatını kurtardı. Ay canına, demek öyle. Helal olsun sana çocuk. Senin gibi insanları bulmak gerçekten çok zor şu devirde. O arabayla çarpıp kaçan kişiyi tanıyor musun? He? Kim yaptı bunu benim köpeğime? Evet, Rüzgar diye birisi. O gerçekten çok zengin. O yüzden de uğraşmak istemedi. Kaçtı gitti işte. Demek Rüzgar, he? Zenginin oğlu Rüzgar. Onu tanıyorum.
Ben onların patronuyum. Onlardan daha zenginim. Merak etme. Bundan sonra sen bendensin. Ben bundan sonra sana bol bol maaş vereceğim. Sen de zengin olacaksın, tamam mı? Bacınla gerçekten mi abi? Ama bunu eğer köpeğinizi kurtardığım için yapıyorsanız yapmanıza gerek yok. Ben bunu insanlık borcum olduğu için yaptım. Kim olsa bunu yapardı. Yani bunun yapılması gerekiyordu. Bu yüzden bana bir ödül vermenize gerek yok. Hayır, senin gibi bir insana ihtiyacım var. Yanımda olmanı istiyorum. Sen gerçekten iyi bir insansın. O yüzden seni ödüllendiriyorum. Ayrıca o Rüzgar ve ailesi de bundan sonra para falan kazanamayacaklar. Göreceksin. Gerçekten mi abi? Rüzgar şimdi fakir mi kalacak? Aynen öyle. Artık Rüzgar fakir kalacak. Hayır, olamaz. Şu halime bak, fakir kaldım. Ne olur yardımcı olun bana. Ama param yok. Karnımı doyuracak param yok arkadaşlar. Yardım edin. Artık okula bile gidemiyorum. Okula gidecek param kalmadı. Arkadaşlarımdan utanıyorum. Onlara hep paramla hava atardım. Şimdi ise fakirim. Eğer okula gidersem benimle dalga geçerler. O yüzden okula gidemem. Ne olur yardımcı olun bana. Yalvarırım, yalvarırım. Keşke o köpeği ezmeseydim. Ay inanmıyorum. Rüzgara bak, fakir olmuş. Hayır ya, olamaz. Arkadaşlarımdan birisi gördü işte. Olamaz, rezil oluyorum, rezil oluyorum. Lütfen dalga geçme benimle, yalvarırım, yapma. Ne oldu, paranla bizi avaçıyordun. Şimdi fakir kalmışsın. Oo, canıma değsin. Hayır ya, dalga geçme benimle. Of ya, ne yaptım ben? Eskiden çok kötü bir insanmışım. Fakirlerle dalga geçiyordum. Şimdi ise benim başıma geliyor işte. Oo, canıma değsin. Aç kal böyle. 5 kuruş para vermeyeceğim sana. Oo. Of ya, of. Keşke eskiden birilerine iyi davransaydım. Hava atmasaydım. Şimdi bana yardım ederdi. Ama herkese kötü davrandım. Onlara hep kötülük yaptım. Kimse bana yardım etmiyor o yüzden. Bu da ne böyle ya? Rüzgar değil mi bu? Hey Rüzgar. Efekan, ne oldu? Sen de mi benimle dalga geçeceksin yoksa? Dalga geçmeye mi geldin sen de? Tamam, geç dalganı. Dalga geçmeye gelmedim. Sen benim bankamın önünde dileniyorsun yani. Sinir bozucu. Burası benim bankam, biliyorsun değil mi? Vay canına, eskiden bizim bankamızdı burası. Şimdi senin mi oldu? Vay be. Keşke sana öyle kötülükler yapmasaymışım. Evet, hatırlıyor musun? Bir kere ben yokula yürüyordum. Sense benimle dalga geçmek için arabayla yanıma gelmiştin. Bana arabaya binmemi söylemiştin. Tam binerken de gaza basıp gitmiştin. Benimle dalga geçmiştin. Hatırlıyor musun? He? Evet kardeşim, hatırlıyorum. Çok özür dilerim yaptıklarım için. Çok pişmanım. Sonrasında o gün bir köpeğe çarpıp kaçmıştın. Onu ölüme terk etmiştin. Onu da hatırlıyor musun? Evet kardeşim, hatırlıyorum. Çok pişmanım. Keşke bunu yapmasaydım. İşte ben o köpeği kurtardım. Sen canice onu bıraktın. Ama ben kurtardım o köpeği. Meğersem sahibi kimmiş biliyor musun? Sizin patronunuzmuş. Olanları ona anlattıktan sonra sizi işten kovdu. Beni ise işe aldı. Sizin olan bu bankayı bana verdi. Ben de şimdi çok güzel çalıştırıyorum burayı. Gelen fakir insanlara hep yardım ediyorum. Onlar da çok mutlu oluyor. Sizin gibi kötülükler yapmıyorum bu bankada. Vay canına kardeşim, bize de yardımcı olur musun? He? Bize de yardım eder misin kardeşim? Biliyorsun, çok kötü durumdayız. Siz iyi durumdayken kötü durumda olan kimseye yardım etmediniz. Ben şimdi size niye yardım edeyim ki? Siz sonuçta çok kötüydünüz. Hep kötülükler yaptınız insanlara karşı. Evet, haklısın ama şey... Ama ne? Siz hep kötülük yaptınız. Şimdi ise benden iyilik yapmamı istiyorsun. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Benden iyilik yapmamı istiyor. Ama kendisi kötü birisiydi. Sizce ne yapayım? Ona yardım edeyim mi? Acıyayım mı ona? Arkadaşlar acısın bana. Ne olursunuz, çok yardıma ihtiyacım var. Bana acısın, yardım etsin. Bilemiyorum yani. Sen şimdi parayı bulunca yine şımarırsın. Eşek sıpası seni. Ama söz veriyorum. Bundan sonra iyi bir insan olacağım. Yardım et bana. Ben dersimi aldım. Sen iyi birisisin. Bana yardım edersin.
Arkadaşlar yorumlara yazın. Ona yardım edeyim mi? Yoksa cezasını biraz daha çeksin mi? Sonuçta bir köpeği neredeyse öldürüyordu yani. Yardım etsin arkadaşlar bana. Yalvarırım, yardım etsin. Yardım etsin. Sucuklar, artık tatiliniz bitti. Benim elime düştünüz tekrardan. Hemen ilk günden sınav yapacağım size. Kalanların da ağzını burnunu kırıp ailesine şikayet edeceğim. Babacım, beni de dövüp kendine şikayet etmeyeceksin değil mi? Allah Allah, oğlun var senin burada ya. Yok evladım yok, sen sınavdan 100 aldın, merak etme, aferin sana. Ay öğretmenim, neden ama ya, yani sizin oğlunuz diye 100 aldı, biz 0 alıyoruz. Bu ne böyle, bir de üstüne dayak giyip ailemize şikayet ediliyoruz. Valla kız doğru söylüyor ha. Öğretmenim, bize niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlıktır bu ya. Haksızlık mı? Ulan hepinize en kazık sorulardan soracağım şimdi. Dur bakayım, gelmeyen var mı? Ay, Efekan nerede? Ulan Efekan, sınavından kaçtın demek. Ulan Efekan'ı var ya, şimdi çok pis döveceğim. Evet öğretmenim, bizi boşverin ya. Efekan'ı dövün öğretmenim. Evet evet öğretmenim, Efekan'ı dövün. Merak etmeyin sucuklar, benim sınavımdan kaçtığı için Efekan'ı önce gelince kulaklarından asılacağım. Sonra da patır patır tokatlamaya başlayacağım onu. En sonunda kulaklarından tutup tavana asacağım. Allah, Efekan boku yedi. Affedersiniz yani. Yani Efekan'ı öyle bir döveceğim ki, estetik döveceğim yani. Sanatsal bir dayak atacağım ona. Hayır olamaz, okula geç kaldım. Öğretmen çok kızacak bana. Hemen okula geçsem iyi olacak. İşte bu. Neyse ki örümcek adam güçlerim var. Örümcek adam güçlerim sayesinde hemen okula gidebilirim şimdi. Bekleyin beni. Geliyorum. İşte geliyorum. Allah! Ne oluyor lan? Efekan evladım, ne yapıyorsun sen? Niye kırdın lan camı? Öğretmenim, dersinize geç kalmamak için uçarak geldim de. Yani kapıdan girsem zaman kaybedecektim. Ben de o yüzden pencereyi kırıp girdim. Evladım, sen insan değil misin? Sen kuş musun? Niye uçarak geliyorsun? Ayrıca sen nasıl uçabiliyorsun evladım? İnsan gibi kapıdan gelsene. Noel Baba mısın sen? Öğretmenim ben artık süper kahraman oldum da. Örümcek adam güçlerim var. Çok güçlüyüm. O yüzden de artık uçarak gelebiliyorum yani. Atıp geliyorum. Cam içinde kusura bakmayın. Dersinize geç kalmak istemedim. Artık örümcek adam güçlerim var. Çok güçlüyüm. Ne? Örümcek adam güçlerin mi var? Aynen aynen kardeşim. Ben de Einstein'ım zaten. Sen rüyanda neler görüyorsun evladım? Sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Ne anlatıyorsun sen burada he? Ulan iyi de tokatlayayım da aklın başına gelsin senin. Bir bayram tatiline gittin. Seni dövemedim diye hemen aklını yitirmişsin evladım. Sana dayak lazım hemen. Yok öğretmenim yok. Gerçekten örümcek adam güçlerim var. İsterseniz gösterebilirim. Allah Allah, göster lan hadi, göster lan. Baldican, hazır mısın? Senin üstünde gösteriyorum. Ne, niye benim üstümde gösteriyorsun ya? Ama neyse, zaten örümcek adam güçleri olacak değil ya. İyi tamam, göster hadi. Al sana. Attı bana, pis örümcek. Babacım imdat, yardım et. Bana attı, yiyecek beni bu. Gördünüz mü öğretmenim? Örümcek adam güçlerim var işte benim. Vay vay vay, ulan sucuğa bak, harbiden örümcek adam olmuş. Vay ulan vay. Evladım, ben de sen gelmeden önce Efekan'ım yok, en canım, en sevdiğim öğrencim, keşke burada olsaydı diyordum biliyor musun ya. Sen yoksun diye çok üzülmüştük evladım. İyi ki geldin canım öğrencim benim, en sevdiğim öğrencim benim. Nasıl öğretmenim ya? Siz Efekan geldiğinde onu kulaklarından tavana asacağım, şiirsel sanatsal tokatlar atacağım demiyor muydunuz? Onu tekbikleyeceğim bile dediniz yani. Döveceğinizi anlattınız öğretmenim bize. Ne dedin ne dedin, ne dövmesi? Efekan'ı mı? Yok lan, ben seni dövecektim. Gel buraya eşek sıpası, seni döveceğim. Öyle yok öğretmenim ya. Siz Efekan'ı dövecektiniz ya. Vay vay vay. Öğretmenim demek beni dövecektiniz he? Beni dövecektiniz demek. Vay. Yok Efekan'cım, ben kimim seni dövüyorum? Canım öğrencim benim. Bizim aramızda öyle şeylerin lafı mı olur ya? Ay şuna bakın ya. Efekan öğretmeni bile korkuttu. Ne kadar havalı. Ay evet ya, şuna bakın. Efekan gerçekten çok güçlü.
Ulan Efekan, beni rezil ettin lan sınıfa. Seni var ya şimdi döveceğim oğlum. Gel buraya, senin örümcek bacaklarını kıracağım. Demek beni döveceksiniz öyle mi? Görürsünüz şimdi siz. Alın size, bunu da alın, şunu da al, işte bunu da al. Ulan sucuk, indir beni. Ulan indir dedim lan, indir. Arkadaşlar, kanala abone olup video like atan herkes umarım benim gibi süper güçler kazanır. Siz de süper kahraman olmak istiyorsanız hemen kanala abone olup video like atın, hemen. Efendim öğretmenim, duyamadım. Yani dedikleriniz buraya pek yetişmiyor da. Babacım, beni de kurtar ne olursun, kurtul oradan, sonra beni de kurtar boğalardan, yalvarırım. Ulan evladım, gerizekalı mısın sen? Ben nasıl kurtarayım seni? Benim halime baksana. Ben de mahsur oldum burada. Suçuklar, kurtarın bizi. Yardım edin. Ay, inanmıyorum. Efekan'ın süper güçlerine bakın. Çok havalı gerçekten. Örümcek gibi atabiliyor. Ay evet evet. Keşke benim sevgilim olsa. Of, Efekan'a aşık oldum galiba. Ay hayır, bir kere. Efekan beni sever. Ben de onun gibi korkuncum. Efekan aşkım. Ulan Efekan, indir beni buradan. İndir dedim sana, diyorum. Hey. Neyse arkadaşlar, Balde artık mahsur kaldı orada. Artık okul tatil yani. Herkes evine gidebilir. Parka da gelebilir. Oyun oynarız. Hayır, olamaz. Benim dersim vardı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Hayır. Arkadaşlar, Baldi'yi dinlemeyin. Boş verin. Hadi yürüyün, gidelim artık okuldan. Hadi. Hayır, gidenlere sıfır vereceğim. Göreceksiniz. Aynen aynen. Oradan inebilirse verir arkadaşlar. Boş verin siz onu. Ay kızlar, yürüyün yürüyün, gidelim. Mis gibi, Efekan bizim için okulları tatil etti. Gerçekten harika birisi bu. Ay evet ya, evleneceğim ben Efekan'la. Bu ne böyle? Okullar tatil oldu sayesinde. Ay gerçekten harika birisi bu Efekan. Hadi yürüyün kızlar. Artık okul tatil. Gidelim. Beyler siz de gelin. Aman tanrım dostum, okullar tatil oldu. Hadi gidelim buradan. Harbiden ya, adamsın Efekan, adamsın. Baldi. Baldi, ne oldu oğlum? Hani bize sıfır veriyordun oğlum? Şimdi tavanda sallanı koy sen. Biz gidiyoruz oğlum, hadi Allah'ım anan. Lan sucuklar, bu iş burada bitmeyecek. Göstereceğim ben size. Beni tavanda bırakmak ne demekmiş, göstereceğim. Bana yardım eden olursa 100 vereceğim notuna. Hadi yardım edin çocuklar, bana da olur. Yok vallahi öğretmenim, siz bugüne kadar bize hiç yardım etmediniz. O yüzden biz de size yardım etmeyeceğiz. Ulan sucuk, ediyorum ya işte, 100 vereceğim sana. Ulan bak, indirmezseniz var ya dayağı yersiniz he. Ulan oğlum, hala tehdit ediyor bu bizi ya. Yürüyün gidelim oğlum, bundan bize hayır gelmeyecek. Olamaz, gitti sucuklar. Hayır hayır oğlum, kim kurtaracak bizi şimdi? Kimse kalmadı. Babacım, galiba ayvayı yedik. Burada iki kişi mahsur kaldık seninle. İmdat! Arkadaşlar, yorumda hatırlatın. Kerem komiser falan gelip bizi kurtarsın. Burada mahsur kaldık. Yardım edin. Alo! Ay kızlar, şuraya baksanıza. Efekan bana bakıyor galiba. Aşık bana, kesin aşık. Ay hadi oradan be. Asıl bana bakıyor Efekan. Baksana, kesin bana bakıyor. Ya saçmalıyorsunuz. Bana bakıyor. Ulan ya, aslında eve para basma makinesi çalsam, kendime sınırsız para bassam, sınırsız param olur. Çok zengin olurum yani. Gerçekten çok iyi olur. En iyisi ben bir para basma makinesi çalayım ya. Sonra da zengin olayım. Nasıl olsa süper kahraman oldum artık. Kimse bir şey demez herhalde. Ay yok yok. Kesin bana bakıyor kızlar. Bana aşık, bana aşık. Kesin beni düşünüyor şu an. Baksanıza ne kadar düşünceli duruyor. Ay hadi oradan Yeliz. Ben varken seni mi düşünecekmiş bir de? Evet evet. Para makinesini çaldıktan sonra da para basar, sonra da fakirlere dağıtırım. Sonra kendim de zengin olurum tabii. Ay aşkattu. Efekan ne yapalım? Gezelim mi seninle? Kızlar, benim bir işim çıktı ya. Para basma makinesi çalmam gerekiyor da. Size iyi günler dilerim. Hadi kaçtım ben. Ne dedi ne dedi? Beni mi kaçıracakmış? Anlamadım ben kızlar. Neyse kızlar, hadi Allah'a emanet, ben kaçtım. Ay nereye gitti bu şimdi ya? Allah Allah, ben bir şey anlamadım. Galiba bize aşık değilmiş bu kızlar. Biz yanlış anlamışız. Ay evet ya, galiba bize aşık değilmiş. Para makinesine aşıkmış. Öyle bir şeyler söyledi. Ay boşverin kızlar, boşverin. Bizde yani yapacak bir şey yok yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir para makinesi olamadık. Evet ya evet. Of of, ne
güzel süper kahramandı. Ay boş verin kızlar, boş verin. Zaten örümcek kafalı çirkin bir şeydi. Mahlukat. Ay evet evet kızım, haklısın. Biz daha iyilerine layığız yani. Buna mı kaldık be? Babacım akşam oldu. Sanırım bizi unuttular. Kimse bizi almaya gelmeyecek. Of ya of, ne yapacağız biz şimdi baba? Bilmiyorum oğlum, bizi unuttular burada. Kimse okula gelmiyor. Ulan eşek sıpaları, bizi unutup gittiler. Burada sonsuza dek kalacağız galiba böyle. Hayır ya, hayır. Arkadaşlar yorumlara yazın da bizi kurtarsınlar. Herkes unuttu bizi burada. Yardımcı olun. Sizin desteğinize ihtiyacımız var arkadaşla. Evet arkadaşlar ya, yazın yorumlara ne olursunuz. Biz burada kaldık. İmdat. Oğlum hava yine çok güzel. Çıkalım dışarı, top oynayalım seninle. Canım oğlum benim. Hazır mısın top oynamaya? Heyecanlı mısın he? Hadi oğlum hemen çıkıp top oynayalım seninle. Ben de çok heyecanlıyım zaten. Hadi oğlum çıkalım koş. O ne öyle be? Vay canına. Sanırım yeni komşularımız. Yeni taşınmışlar. Gerçekten çok güzel bir kıza benziyor. Ne yaptın ne yaptın? Sen de kızın köpeğine mi aşık oldun oğlum? Vay canına be. Sanırım ben de kıza aşık oldum. Gelip tanışalım mı? Ne dersin? Ben onlara top şov yaparım. Sen de bir şeyler yaparsın işte. Tamam hadi. Gelip tanışalım onlarla. Hey buraya bakın. Köpeğim ve ben size bir şey göstereceğiz. Ne oluyor be? Ne göstereceksiniz? Allah Allah. Rıfkı oğlum hazır mısın? Şovumuz başlıyor. Tamamdır oğlum, atıyorum topu bak. Düzgün şov yap. Kızları tavlamamız lazım. Sen köpeğini, ben de kızı. Evet geliyor oğlum, hadi bakalım, geliyor bak şimdi. İyi izleyin, tut oğlum. Hadi zıpla, aferin oğlum. Kafama geldi top. Ne yapıyorsunuz siz be, hayvan mısınız? Oğlum ne yaptın ya? Bana geri atman gerekiyordu topu. Sonra da ben sana atacaktım. Niye kızın kafasına attın ya? Of rezil olduk. Ne biçim mahalle burası ya? Allah Allah. Daha yeni taşındık. Gelip kafamıza top atıyorlar. Maganda mısınız kardeşim siz? Ya kusura bakmayın. Ya aslında biz size atmak istememiştik topu. Bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın, özür dileriz. Normalde çok iyi top oynarız biz Rıfkı'yla. Rıfkı heyecanlandı galiba biraz. Normalde hiç böyle yapmazdı. Ay kafamı şişirdiniz resmen. Güm diye top attı köpeğin bana. Sen de ona yardımcı oldun. Benim köpeğim de böyle köpekleri hiç sevmez zaten. Sinir olur öyle köpeklere. Siz çok şımarıksınız. Hayır ya, aslında çok usluyuz biz. İkimiz de, köpeğim de ben de çok uslu insanlarızdır aslında. Lütfen gider misiniz? Bizi rahatsız ediyorsunuz burada. Bu ne böyle ya? Maganda herifler sizi. Of Rıfkı ya of. Rezil olduk. Yapacak bir şey yok. Gidelim bari. Ulan olur geri dön. Aşkım sen ne yapıyorsun burada? Aldığım duyumlara göre Aslı buraya taşınmış. Umarım beni affeder. Ben onu çok seviyorum. Aslı çık dışarı, konuşmamız lazım kızım. Hey sana diyorum, çıksana kadın. Ay ne oluyor be bu saatte? Gecenin bir yarısında niye bağırıyorsun bana? Manyak mısın sen, deli misin sen be? Seni çok özlemişim. Ne olursan birçok yüzünü göreyim. Affet beni. Ay senin neyini affedeceğim ben? Kafayı mı yedin? Allah Allah. Biz hiç barışmadık ki. Ben seni hiç sevmiyorum. Nasıl yani? Biz sevgili değil miydik yani? Yoo hayır. Hiç öyle bir şey olmadı bir kere. Nereden uyduruyorsun bunları? Biz seninle hiç sevgili olmadık ki. Ama ben seni çok seviyorum. Yani sevgili olmalıyız kızım. O yüzden sen benim sevgilimsin. Ya saçmalama, kafayı mı yedin sen? Defol git buradan Allah Allah. Ben istemiyorum seni, rahatsız ediyorsun beni ya, yürü git. Bizim sevgili olmamız lazım kızım. Anlasana, Allah Allah, sevgili olacağız oğlum. Of ne yapacağım ben şimdi? Gece gece başıma bela oldu bu. Ne oluyor orada ya? Rıfkı oğlum koş. Yardım ihtiyacı var Sıla'nın. Hop hop hop, ne oluyor burada? Sen kimsin oğlum? Yürü git şuradan. Evine dön. Yoksa sıkıntı çıkar ha. Ay Efekan ne olur yardım et bana. Bu çocuk beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız etmeye gelmiş. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Çok korkuyorum. Hayırdır birader, niye rahatsız ediyorsun kızı? Döveyim mi şimdi seni burada? Döveyim mi? Kaşınıyor musun sen? Ulan oğlum bak yürü git. Biz o kızla sevgiliyiz, anladın mı? Sıla benim sevgilim. Ne? Sevgilin mi?
Sıla, ne diyor bu adam? Siz sevgili misiniz? Hayır ya, yalan söylüyor. Manyak takmış kafaya bana. Sevgili falan değiliz. Rahatsız ediyor sadece beni. Ben ne yapayım bu Keko'yla? Allah Allah ya. Lan bana bak oğlan, niye yalan söylüyorsun? Bir de kızın üstüne iftira atıyorsun. Seni döverim bak. Rahatsız etme bir daha kızı. Allah Allah, edersem ne olacak oğlum? Sıkıntı mı var ha? Seni döverim ha. Seni pis ederim. Demek öyle he. Demek rahatsız etmeye devam edeceksin. Sen kaşındın Rıfkı. Tut oğlum, tut kız 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 kız. Uy vallahi. Ha gelir. Lan bir şeyler, yardım edin. Köpek kapacak beni. Yardım edin imdat. Arkadaşlar, siz de köpekleri seviyor musunuz? Köpekleri seven herkes kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım kaç kişi köpekleri seviyormuş, göreceğiz. Rıfkı, aferin oğluma benim. Ay gerçekten çok teşekkür ederim. Siz benim hayatımı kurtardınız resmen. Çocuk bana musallat olmuştu resmen. Bırakmıyordu peşimi. Çok teşekkür ederim. Kurtardın sen beni. Tabii ki de, yani ben seni kurtarırım her zaman. Merak etme. Yani Sıla'cığım, sabah kötü bir tanışmamız olmuştu. Yanlışlıkla kafanı top atmıştık ama kusura bakma. Umarım şimdi hatamızı telafi edebilmişizdir. Barışmışızdır. Ay evet evet, telafi ettiniz, merak etmeyin. Siz gerçekten çok tatlı insanlar mısınız? Sen de köpeğin de. Çok iyisiniz, teşekkür ederim. Ben de köpeğimi çağırayım, tanışsınlar. Evet evet, harika olur. Rıfkı da senin köpeğine aşık olmuştu zaten. Ben de sana aşık olmuştum. Ne? Aşık mı oldun? Nasıl aşık oldunuz? Biz anlamadık yani. Allah, oğlum yanlışlıkla put kırdım. Şey, aşık olduk derken şey yani dilim dönmedi. Aşık mı dedim ben? Aa, nasıl ya? Ay hiç gülcem yaktı. Çok tatlısın Efekan, gerçekten çok tatlısın ya. Ne, tatlı mıyım? Gerçekten mi? Allah, oğlum kız da bana aşık oldu galiba. Neyse artık geç oldu. Hadi evlerimize gidelim. Yarın dışarı çıkar gezeriz, olur mu? Evet evet olur. Yarın dışarı çıkarız. Hem de köpeklerimizi gezdiririz. Ne dersin? Ay olur derim. Çok tatlısın gerçekten. Vay be, sahile geldiğimiz iyi oldu. Şuraya baksana, çok güzel değil mi? Ay evet evet, çok güzel gerçekten. Çok romantik bir yer. Şu manzaraya baksana, çok güzel gerçekten. Baksana, Rıfkı ile Refika da çok iyi anlaştı. Çok mutlular. Evet evet, köpeklerimiz bile birlikte çok mutlular. Çok iyi oldu bu yani. Baksana, çok sevimliler. Evet, onlar da çok tatlı. Sen de çok tatlısın gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Çok romantiksin ya. Of Efekan, çok romantiksin. Yok canım, ne romantiği? Ben daha çok ormantik bir adamım. Öküz derler bana genelde. Ne? Öküz müsün sen? İnanmıyorum. Yani öküzsen sevgili olamayız. Şaka yaptım ya, şaka. Ben çok romantik bir adamım. Evet evet, çok romantiğim. Tam senin söylediğin gibiyim yani. Ayrıca ben seni hiç kıskanmam yani. Ben çok romantik ve modern bir adamım. Ay gerçekten mi? Beni kıskanmaz mısın? Tamam o zaman. Evet evet, seni hiç kıskanmam, merak etme. Vay, siz sevgili mi oldunuz lan? Vay be Sıla, öyle olsun oğlum. Ben seni çok seviyordum. Sen gitmişsin, bu çipsiz lan. Sevgili olmuşsun. Ulan sen benim sevgilime. Sen ne diyorsun he? Bana tipsiz dedi bir de. Ya Sıla, boşver oğlum şu çocuğu. Benimle sevgili ol. Tipsizin teki bu. Bak boşver oğlum onu. Sen benim sevgilimle nasıl muhatap olursun he? Gösteririm ben şimdi sana. Kimse, hiçbir erkek benim sevgilimle muhatap olamaz. Ay evet Efekan, hiç kıskanç değilmişsin vallahi. Aynı söylediğin gibisin. Vay tamam oğlum, sakin ol. Vay dövecek beni çocuk ya. Kaçın oğlum. Şuna bak ya, gelmiş seninle konuşuyor. O kim be? Gösteririm onu günlüğü ama ben. Bir yerde sıkıştırıp döveceğim onu. Ay sen hani kıskanç değildin? Ne oldu şimdi? Hemen dövecek oldun çocuğu. Evet şey, galiba ben kıskançmışım. Ben de yeni öğrendim yani. Kusura bakma, ben bayağı kıskanç bir insanmışım ya. Ay çok tatlısın gerçekten. İnanmıyorum ya. Gerçekten çok tatlısın. He, tatlı mıyım? Gerçekten mi? Ay be, kız bana çok tatlısın diyor. Galiba bana aşık oldu. He, bu da ne böyle? Bu küçük köpek de nereden çıktı? Aa, bunları yavrular olmuş. Ay inanmıyorum. Ne ara ya? Bu ne böyle? Hemen yavrular olmuş bunların. Bebekleri olmuş. İnanılmaz gerçekten ya. Ama baksana çok tatlı. Şunun tipine baksana. Gerçekten çok tatlı bir yavruları olmuş. Yiyeceğim şimdi. Ay manyak mısın Efekan? Sen vahşi misin? Köpek yenir mi? İnanmıyorum sana ya. Biliyordum senin böyle.
Ya saçmalama Sıla, şakasına dedim yani, çok sevimli, yerim dedim ya. Allah Allah, köpeği yemeyeceğim, manyak mısın sen, yam yam mıyım ben? Ay ne bileyim, çok şaşırdığım için kafam çalışmamaya başladı. Ben de seni yam yam sandım o yüzden. İnanmıyorum ya, of of Rıfkı, nereden çıktı bu çocuk şimdi? Bu köpeğe nasıl bakacağız biz? Biz bu ikisine zor bakıyorduk, şimdi de yavrusu çıktı. Neyse, yapacak bir şey yok, bakacağız artık biz de. Evet, yapacak bir şey yok. Hem çok tatlı, baksana, bakarız birlikte. Ne olacak ki, bir köpeğimiz daha olur, birlikte bakarız ona. Evet evet, haklısın, birlikte mutlu mesut bakarız. Nasıl olsa çok tatlı bir köpek zaten. Rıfkı'yla da Refika çok mutlu olmuş, baksana. Bir yavruları var, bebekleri var, çok mutlu gözüküyorlar. Acaba adını ne koysak? Ay bilmiyorum ki, arkadaşlar siz yeni köpeğin adını ne koyalım yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, yeni bir yavru köpeğimiz oldu. Adını ne koyalım yorumlara yazın. Siz ne isterseniz onu koyacağız. Sizin dediğiniz hangi isim kabul olursa onu koyacağız köpeğe. Evet, o yüzden fikirlerinizi yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bu tatlı köpüşün adını siz koyun arkadaşlar. Baksanıza ya, çok tatlı. Bayılacağım şimdi. Of of, yiyeceğim köpeği, yiyeceğim. Ay hayır, yemeyeceksin işte. Bakın, ben burada yokken ikiniz dükkana bakacaksınız, tamam mı? He? Ne yani, beni burada bırakıp tatile mi çıkacaksın tek başına? İnanmıyorum sana, ne biçim sevgilisin sen? Ne var ya, Allah Allah, tek başıma bir tatil yapmak istiyorum kadın, sana mı soracağım? Allah Allah ya. İnanmıyorum ya, inanmıyorum, sen beni hiç sevmiyorsun. Yo, seviyorum seviyorum, merak etme. Tek başıma tatile çıkacağım, bir gezeceğim geleceğim yani. Sen burada çalışı koy. Allah Allah, dükkan benim değil mi sonuçta? Bırakıyorum seni işte burada. Birinin bu kafeyi işletmesi gerekiyor, o da sensin. Efekan da sana burada yardım edecek, merak etme. Evet, merak etme, ben burada hep sana yardım ederim. İyi tamam, ne halin varsa gör, git sen. Hadi git, defol git. İyi hadi, güzelce işletin burayı. Geldiğimde sayacağım paraları. Sakın kasadan para falan yemeyin. Şuna bak ya, hem bizi burada tek başımıza bırakıp gidiyor, kendisi tatile çıkıyor, hem de bize para yemeyin diyor. Evet ya, gerçekten sana büyük haksızlık yaptı yani, inanmıyorum. Neyse ki sen yanımdasın, abin gibi beni bırakıp gitmiyorsun. Evet evet, merak etme, ben seni yarı yolda bırakmam hiçbir zaman, yanında olurum. Çok teşekkür ederim, sen çok iyi birisisin. Evet tabii, merak etme. İstersen şey yapabiliriz, çıkışta kazandığımız paralarla bir şeyler yaparız, ne dersin? Seni yemeğe çıkartırım. Ama abin para harcamayın dedi, bize kızmaz mı? Kızarsa kızsın, bana ne be, Allah Allah. Sonuçta kendisi tatile çıktı, laf edemez. Evet haklısın, kasadaki paraları alıp bir güzel tatil yapalım biz de seninle. Doğru söylüyorsun. Sen bekle burada, ben de kasadaki paraları alayım. Ne kadar para alsam acaba ya? Aman hepsini alayım işte, nasıl olsa kazanırız yenilerini. İşte paraları getirdim. Hadi artık tatile çıkabiliriz. Çüş yani, o kadar parayı ne yapacaksın? Yenir mi o kadar para? Kafayı mı yedin sen? Kafayı yemedim ama birazdan seninle bu paraları yiyeceğiz. Biraz fazla olmamış mı o paralar? Abartmayalım yani. Yok yok canım, bir şey olmaz. Merak etme sen, yeriz işte. Şimdi tatil vakti. Evet işte gidiyoruz. Üstü açık araba aldım. Ay inanmıyorum sana ya, Allah Allah. Gidip parayla bunu mu aldın? Evet ama merak etme, daha hala paramız var. Bu parayla da güzel bir tatil yapacağız şimdi. İşte bu, denize geldik, sahil kenarı. Burada mis gibi tatil yaparız, top falan oynarız birlikte. Bak sahilde futbol kalesi de var, birlikte top oynarız. Ay evet evet, gerçekten harika bir fikir. Sen çok eğlenceli birisisin. Evet, ben abim gibi değilim. Seninle eğlenebiliriz. Abim sadece kendisini düşünüyor. Çok bencil, tek başına tatile çıkıyor. Ben olsam seni de götürürdüm. Keşke senin gibi güzel bir sevgilim olsa. Keşke benim de senin gibi düşünceli bir sevgilim olsa. Çok güzel olurdu. Vay canına, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, aslında biz sevgili olsak çok güzel olurdu her şey, değil mi? Evet, öyle olurdu. Baksana çok iyi anlaşıyoruz. Aslında sevgili mi olsak acaba? Bence olabilir, bir şekilde olur yani, niye olmasın? Ulan tatile gidiyorum, para almayı unutmuşum. Şu dükkandan biraz para alayım bari. He? Bu dükkan niye boş ya? Burada bir sürü insan olması gerekiyordu bu saatlerde. Ayrıca Sıla ve Efekan da yok.
Allah Allah! Bir emanet edelim dedik, dükkanı direkt bırakıp gitmiş eşek sıpaları. Bu ne böyle ya? Neyse, gidip paramı alıp tatilimi yapayım ben. Tatilden dönünce sorarım onlara günlerini. Bir dükkan emanet ettik, direkt bırakıp gitmişler. Bu da ne böyle? Kasada para yok. Kardeşim ve sevgilim paralarımı soymuşlar. Resmen beni dolandırmışlar. Gösteririm ama ben onlara, gösteririm. Onları yakalamam gerekiyor. Tatilimi iptal ediyorum. Çünkü param yok. Demek benim paralarımı soyarsınız he? Görürsünüz siz, görürsünüz. Göstereceğim onlara günlerini. Şehrin her köşesini arayıp bulacağım onları. Görür onlar. Aha, şu gün batımına bak. Ne kadar güzel değil mi? Evet, gerçekten çok romantik. Gün batıyor. Biz de burada birlikte tatil yapıyoruz. Bugün seninle birlikte çok eğlendim. Sen gerçekten çok eğlencelisin. Tam benim gibi birisisin. Sen de tam benim gibi birisisin. Tam istediğim gibi bir kız sen. Gerçekten sanırım sana aşık oluyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Efekan, sen benim hayatımın aşkısın sanırım. Sen de benim Sıla. Gerçekten çok aşık oldum sana. Sen çok iyi birisisin. İnanmıyorum ya, elimi tutuyor. Şimdi heyecandan kalbim yerinden çıkacak. Gerçekten çok romantik birisisin. Heyecandan küp küp atıyor kalbim. Of of, biz hiç ayrılmayalım. Hep sevgili kalalım böyle. Evet, bence de biz hiç ayrılmayalım. Birbirimizi hep çok sevelim. İşte oradalar, el ele tutuşuyorlar bir de. İnanmıyorum, nasıl yaparsınız bunu bana? Arkadaşlar, oruç tutmayı seven herkes kanala abone olup video like atsın. Ben oruç tutmayı çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız hemen abone olup like atın. Gizlice ne konuştuklarını dinlesem iyi olacak. Bakalım benim hakkında bir şeyler diyorlar mı? Demek paralarımı çaldınız he? Bir de üstüne beni terk edip birlikte tatile çıkmışlar. Hem de benim paralarımla. Yapılır mı bu bana be? Yapılır mı? Artık iyi ki hayatında sen varsın. Abin bana hiç iyi davranmıyordu. Öküzün tekiydi o. Tam bir öküzdü. Mantofon ineğiydi. Evet evet, abim biraz öküzdür. Ben de biliyorum yani. Yapacak bir şey yok ama. Ben sana çok iyi sahip çıkarım. Sana çok iyi davranırım. Hep romantiklik yaparım. Bak bak sen şunlara. Arkamdan neler neler diyorlar. Öküz möküz diyorlar ya. Sizsiniz öküz. Yani aslında abim biraz da yarım akıllıdır. Senin gibi güzel bir kızı kaybetti baksana. Ben olsam seni hiç kaybetmezdim. Ve kaybetmeyeceğim de. Söz veriyorum sana. Gerçekten mi? Gerçekten beni o kadar seviyor musun? Abim gibi öküzlük yapmayacaksın değil mi? Hayır hayır, abim aptalın teki, seni kaybetti. Ben ise seni asla ama asla ama asla ama asla kaybetmeyeceğim. Demek aptalın tekiyim he? Demek yarım akıllıyım. Ulan ulan Efekan, sen ne biçim kardeşsin be? Kardeş dedik kalleş çıktın. Yazıklar olsun sana be, yazıklar olsun. Gösteririm ama ben sana. Sana da gösteririm, Sıla'ya da. Of of, hiç ayrılmayalım. Ben seni çok sevdim, çok aşık oldum. Ben de sana. Biz gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Demek öyle he? Demek iyi anlaşıyorsunuz. Görürsünüz siz, pis hırsızlar. Güvenlik kameralarını alıp Kerem komisere şikayet edeceğim bunları. Sonra da hapse attıracağım, görürsünüz siz. İşte Kerem komiser, bunlar yaptı. Kamera kayıtlarında gösterdiğim gibi. Kardeşim paralarımı çaldı. Sevgilimse kalbimi. Vay vay vay, demek öyle gençler he. Ulan ulan Efekan, senden hiç beklemezdim. Demek hırsızlık da yapacaktın he. Yazıklar olsun sana. Abi ne oluyor ya, nereden çıktı bu şimdi? Allah Allah, inanmıyorum ya, ne oluyor? İnanmıyorum Ali, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Ne polisi ne hırsızı? Yaptıklarınızı biliyorum. Ben tatile gidiyorum der demez benim kasamı boşaltmışsınız. Bütün paralarımı çalmışsınız. Bir de utanmadan benim paralarımla tatil yapıyorsunuz. Beni terk ediyorsunuz. İnanmıyorum size ya. Nasıl insanlarsınız siz? Harbiden ya, ne biçim insanlarsınız siz? Ya abi, sen bizi bırakıp gidince yani biz de sinirlendik sana, kusura bakma. O paranın bütün paran olduğunu bilmiyordum. Evet, sen dönene kadar tekrardan biriktiririz diye düşünmüştük. Evet abi, yani özür dilerim. Peki beni terk edip niye sevgili oldunuz? He? Benim hiç mi değerim yok sizin için? Yazıklar olsun size be. Harbi be, bu adama yapılır mı bu be? Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Sen beni hiç sevmiyordun. Hiç bana değer vermiyordun. Bensiz gidiyordun her yere. Ama Efekan öyle değil.
Evet abi, yani sen affedersin ama öküzün tekiydin yani. Kız seni niye sevsin, Allah Allah ya. Aynen öyle işte. Aldın mı cevabını? Vay be, öyle olsun. Tamam o zaman, sevmeyin beni. Hiç sevmeyin zaten. Ben hiç sevilmeyeyim. Arkadaşlar, siz beni seviyor musunuz? Beni sevenler yoruma yazsın. Beni galiba kimse sevmiyor artık. Kimse bana değer vermiyor. İkinizden de şikayetçi olmayacağım. Cezanızı da başka yerde çekersiniz zaten. Ali, hapse atmayayım mı bunları? İstemiyor musun? Hırsızlık yapmışlar yani sonuçta. Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir daha onların yüzünü dahi görmek istemiyorum. Hem de hiç. Sonsuza dek kurtulmak istiyorum onlardan. Sonsuza dek. Şuraya bak, hava çok güzel. Hemen topumu alıp dışarı çıkayım. Futbol oynayayım. Tam futbol oynamalık bir hava. Of, çok heyecanlıyım. Hemen futbol oynayacağım. İşte bu be, işte bu futbol. İşte bu. Büyüyünce Icardi olacağım ben de. Şu top sektirişime bak be. Şutlarımı da biraz geliştirsem iyi olacak. Allah Allah, yine mi derdi bu çocuk ya? Yine mi top oynamaya gitti? Hayırdır aşkım, hava çok güzel. Bırak çocuk top oynasın. Allah Allah, ne yapacak evde? Aa, olur mu canım öyle? İyice sokak çocuğu oldu yani. Evde durmuyor zibide. Zaten oruçluyum, sinirliyim. Allah Allah, sinirimi tepeme çıkartmasın benim. Eşek sıpası oruç da tutmuyor zaten. Dışarıda top oynuyor. Ya aşkım, o daha çocuk. Ne vurucu? Allah Allah, büyüyünce tutar o da. Bırak çocuk sokakta top oynasın, ne güzel. Sosyalleşiyor işte. Yok, olmaz. Evde oturacak. Çünkü ben öyle istiyorum. Eve gelecek şimdi. Allah Allah, mağara adamı ya. Şuna bak. Evet, şimdi şutlarımı geliştirme vaktim geldi. Ve işte Icardi topun başında. Şut çekmeye hazırlanıyor. İşte şut geliyor. Gol. Hadi. Olamaz. Sanırım camı kırdım. Bir dakika, bir dakika. Bu bizim ev değil ki. Bu zengin amcaların evi. Olamaz. Zengin amcaların camını kırdım. Topla. Ulan eşek sıpası. Yine mi top oynuyorsun sen he? Olamaz babacığım. Şey, ben ne? Sen ney oğlum? Sen ney? Allah Allah. İyice sokak çocuğu oldun yani. Hep sokaklarda sen. Hep top oynuyorsun. Biraz da ders çalış evde. Tamam babacığım da. Bir problem var. Ne oluyor burada be? Camımızı kırmışlar. Kim kırdı? Ulan topla kırmışlar. Topunuzu keserim sizin. Efekan, oğlum ne yaptın sen? Rüzgar amcanların camını mı kırdın? Ya babacığım, şut yeteneklerimi geliştiriyordum. Sonra bir vurdum, onların camına gitti. Sanırım yeterince şut yeteneklerimi geliştirememişim. Ay, senin şut yeteneğine ne yaptın oğlum sen? Camlarını kırmışsın adamların. Adam köpük köpük sinirli. Evet, gerçekten çok sinirli sinirli geliyor. Olamaz. Ulan velet, ulan velet. Arda, yeter artık ya, şu veledine bir sahip çık yani. Bizim camları indirmiş topla. Sokak daha biri top oynuyor. Bizim eve zarar veriyor. Evet evet, farkındayım Rüzgar, merak etme. Ben de şikayetçiyim bu durumdan. Bizim eve de zarar veriyor. Merak etme, ben ona gereken dersi vereceğim. Tamam mı? Bu aynaların camların da parasını istiyorum yani. Ben mi ödeyeceğim bunları kardeşim? Sonuçta senin çocuğun kırdı. Ne var ya, altı üstü bir top oynuyordum, ne var? Oynayacaksan düzgün oyna zibidi. Madem şut çekmeyi bilmiyorsun, niye bizim eve vuruyorsun topu? Abi, tutturamadım işte ya, ne yapayım? Geliştirmeye çalışıyorum kendimi. İyi. Baban senin cezanı versin de gör gününü. Merak etme Rüzgar, ben ona gereken cezayı vereceğim. Sizin camları da yaptırırız, merak etme. İyi, yaptırsan iyi olur. Bıktım şu çocuktan. Efekan, sen de eve yürü. Sana söyleyeceklerim var. Eyvah, şimdi ayvayı yedik işte. Babam dayağı geliyor. Ulan sen var ya, sen eşek sıpası seni. Sen al lan bunları. Bıktım senden artık. Ne biçim çocuksun sen be? Ya babacığım, dur, vurma, ne yapıyorsun? Niye dövüyorsun beni? Arda, dur, ne yapıyorsun çocuğumuza? Top oynat diye dövüler mi çocuk? Sen karışma Elif. Bu eşek sıpası gitmiş, rüzgarların camını kırmış. Ay, altı üstü bir cam yaptırırız, olur biter. Niye dövüyorsun çocuğu? Yeter artık. Yaptığı terbiyesizlikler boyunu aştı. Bunun adam olması lazım. Dayağı hak etti. Ya babacığım, ben altı üstü futbolcu olmak istedim. Çok bir şey istedim he. Çok bir şey istedim. Niye bana inanmıyorsun? Niye güvenmiyorsun? Niye bana destek olmuyorsun?
Senden hiçbir alt olmaz. Senden olsa olsa boş işler müdürü olar. Anladın mı beni? Görürsen futbolcu olacağım bir gün. Hem de çok büyük bir futbolcu. Hadi oradan be, hadi oradan. Allah Allah, bak sinirlendiriyorsun beni. Defol git bu evden. Ne? Evden mi gideyim? Evden mi atıyorsun beni? Orada saçmalama. Çocuğumuz o bizim. Onu evden atmana izin veremem. Anladın mı beni? Defol git dedim sana, defol git. Adam olana kadar da geri dönme eve, tamam mı? He? İyi tamam, gidiyorum. Ama bunu söylediğine pişman olacaksın. Ben büyük bir futbolcu olacağım, görürsün. Tamam gidiyorum ben. Anneciğim ben gidiyorum, görüşürüz. Defolup gidiyorum bu evden. Gittim işte. İyi iyi, defol git hadi. İstemiyoruz zaten seni. Allah Allah ya, istemiyoruz işte, git. Orada ne yaptın sen? Oğlumuzu sokağa attın resmen. Ne biçim bir babasın sen? Yazıklar olsun sana. Hak etti o, hak etti. Aklı başına gelince geri döner. Merak etme, geri döndüğünde adam olmuş şekilde döner. Çok beklersin. Geri gelmeyecek işte oğlum. Gidecek, kendi hayatını kuracak. Yok yok, karnı acıkınca, üşüyünce geri gelir o. Merak etme. Vay be, babam evden kovdu beni. Sokaklarda mı yaşayacağım ben şimdi? Of ya of, ne yapacağım ben şimdi? Keşke futbol topumu bari alsaydım. Antrenman yapardım. Böylelikle belki futbolcu olabilirdim. Hayallerimi bari gerçekleştirirdim. Evsiz kaldım ama bari futbolcu olurdum. Sonra da annemi alır, ona iyi bakardım. Babam da avcunu yalardı. He, evlat, ne yapıyorsun burada? He, Mesut abi. Vay be, nereden çıktın sen? Hey arkadaşlar, beni sevdiniz mi? Beni seven herkes hemen kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım kaç kişi beni sevmiş. Umarım beni sevmişsinizdir. Hiç öyle yürüyordum. Bu forman ne güzelmiş öyle. Sen futbolcu mu olacaksın bakayım he, cimcime? Evet abi, ben futbolcu olmak istiyordum. Sokakta top oynuyordum. Babam çok kızdı. Komşunun camını kırdım diye beni evden attı. Adam olmadan sakın eve gelme dedi. Sanırım topumu da evde unuttum. Ve bir daha asla futbol oynayamayacağım. Öyle şey mi olur? Ah kardeşim ah. Ben de çocukken babam beni evden atmıştı. Senden hiçbir halt olmaz demişti. Anca boşmuş işler müdürü olursun demişti. Vay be, benimki de aynı şeyleri söyledi. Sonra ben pes etmedim. Tek başıma büyük bir futbolcu oldum. Merak etme, ben sana yardım edeceğim. Sen benim gibi zorluklar çekmeden büyük bir futbolcu olacaksın. Ben senin gözlerinde o ışığı gördüm evlat. Gerçekten mi Mesut abi? Gerçekten bana yardım edip büyük bir futbolcu olmama yardım mı edeceksin? Aynen öyle. Merak etme. Benimle birlikte antrenman yapacaksın ve büyük bir futbolcu olacaksın. İşte bu be, işte bu. Büyük bir futbolcu olacağım. Hadi antrenmanlarımıza başlayalım. Sonra da seni büyük bir futbolcu yapalım. Şuraya bak Mesut abi. Nasıl sektiriyorum ama topu. Vallahi harikayım. Aferin aferin. Şutların da gayet gelişti. Artık gayet iyi goller atabiliyorsun. Pis burunu dayıyorsun. Aynen öyle. Sayende çok iyi bir futbolcu oluyorum. Ay şuraya bak, bu çocuk çok ünlü. Ay evet kızım, bizim sınıftaydı bu çocuk. Ünlü futbolcu olmuş. Of çok yakışıklı. İmza istesek bize verir mi acaba? Merhaba kızlar, ne oldu? İmza istemeye mi geldiniz yoksa? He? Gördün değil mi? Artık ünlü bir futbolcusun. Hayırlı olsun. Artık çok paralar kazanacaksın. Zengin olacaksın. Evet, hepsi senin sayende Mesut abi. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hayır hayır, bunları sen başardın. Bu senin yeteneğin evlat. Of, bize imza atarsın değil mi? Çok seviyoruz seni. Çok iyi futbol oynuyorsun. Ay evet, ben senin hayranınım. Her maçını izliyorum. Tabii ki kızlar, imza veririm tabii ki. Siz olmasanız ben de olmazdım. Hayranlarımı çok severim. İşte bu be, işte bu. Zengin oldum. Canım oğlum, geri dönmüşsün. Bu ne böyle? Eşek sıpası. Zengin olmuşsun sen. Nasıl oldu böyle bu ya? Aslında anneciğim geri dönmedim. Sana yardım etmeye geldim. Sen beni hep çok sevdin. Hep sahip çıktın. O yüzden sana yardım etmeye geldim. Ben ünlü bir futbolcu oldum artık. Ve çok zenginim. Baksana. Çok zenginim. Çok iyi arabalar ve çok fazla param var. İnanmıyorum oğlum. Tebrik ederim seni. İşte biliyordum. Canım oğlum benim. Senin böyle başarılı olacağını biliyordum ben zaten. Ama bu araba Rüzgar'ın arabası değil mi bu? Ödünç aldın değil mi? Bizi kandırıyor bu çocuk, inanma. Hayır, ödünç almadım, satın aldım. Rüzgar abinin arabasını satın aldım. Oğlum, canım oğlum benim, paşam.
Ben de senin böyle zengin olacağını biliyordum zaten. O yüzden attım seni evden. Hadi oradan babacığım. Artık senin yalanlarına karnım tok. Sen beni evden attın. Beni istemedin. Beni hiç sevmedin sen. Hayır oğlum, olur mu öyle şey? Hayır, ne yaptım ben ya, ne yaptım? Keşke onu hiç evden atmasaydım. Benim oğlum gerçekten çok yetenekliymiş. Benim yüzümden futbolcu olamıyormuş. Evet, artık sen olmadığın için çok başarılı birisiyim babacığım. Kusura bakma. Sen beni evden attın. Bense yolumu buldum. Ya babana dersini verdin oğlum. Aferin. Ama o senin baban. Onunla barışın, tamam mı? Küslük olmasın aranızda. Tamam anneciğim. Madem sen öyle diyorsun, öyle olsun. Sen en iyisini bilirsin. Ama yine de babamın yaptıklarını asla unutmayacağım. Olamaz ya. Keşke oğluma hiç kötü davranmasaydım. Onu hep sevseydim. Of ya of. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Rıfkı oğlum, bugün dışarı çıkmak yok dedim sana. Yasak bugün, yok. Yasak sana. Of of, hiç laf dinlemiyor bu çocuk. Yasak diyorum oğlum, anlasana. Yasak işte, çıkamazsın bugün dışarı. Hiç boşuna mızıldanma. Yasak bugün, dışarı çıkmak yok. Ya babacığım, Rıfkı çok dışarı çıkmak istiyor. Onu dışarı çıkartsam olmaz mı? Hayır oğlum, bugün ona dışarı çıkmak yasak. Çıkartamazsın onu dışarı. Hiç çıkmaktan vazgeçti galiba. O Noel babanın yanında ne yapıyor ya? Allah Allah, Rıfkı ne yapıyorsun oğlum? Garip garip hareketler yapıyor bu baba. Allah Allah, Noel babayı çok sevdi galiba, baksana. Olamaz babacığım, Rıfkı, Rıfkı işiyor. Lan it oğlu it, dur işemen, Noel babanın üstü işiyor. Olamaz, leş gibi koktu. Of Rıfkı of, kaçıncı bu ya, kaçıncı ya, niye işiyorsun? Ulan Rıfkı, ulan Rıfkı, bu sefer bittin oğlum sen, atacağım seni evden. Baba köpeğin çişi varmış, o yüzden dışarı çıkmak istiyormuş. Senin yüzünden çıkartamadım köpeği işte. O da işedi, ne yapsın, yazık. Ne yazığı be, evin içine etti köpek. Şuna bak, Allah Allah. Eve tuvalet yapılır mı ya? Ben bile tuvalete yapıyorum yani. Kendi evim ama ben bile ortaya işemiyorum. Yok artık, bir de işeseydin baba. Allah Allah ya, sen de ne diyorsun anlamıyorum ki. Ulan it oğlu it, defol git bu evden. Defol git dedim, defol git. Babacım dur, ne yapıyorsun? Rıfkı'ya vurma, dur. Onun da bir canı var babacım, ne yapıyorsun? Çok katlarsın. İşte gidiyor it oğlu it. Git bakalım git. Biz de seni sevmiyorduk zaten. Ne yaptın babacım? Ben Rıfkı'yı çok seviyordum. Oğlum da o benim. Hayır hayır Rıfkı. Olamaz. Ya bırak gitsin tüyüma. Evin her yerine işe de eşek sıpası. Terbiyesiz ya. Olsun baba, onun da bir canı vardı. Niye sokağa attın köpeğimi? Bir de vurdun ona. Senin hiç vicdanın yok mu he? Başlatma şimdi vicdanına. Allah Allah, defolsun gitsin. Hayır ya, olamaz. Oğlumun kaçmasına izin veremem. Onun peşinden gideceğim. Ulan oğlum, eşek oğlum. O eti geri getirme be. Evde köpek falan istemiyorum ben artık. Sakın getirme. Her yere işedi zaten. Eğer köpeği geri getirirsen seni de köpeği de geri eve almam. Rıfkı oğlum dur, gitme. Oğlum dur artık, kaçma. Seni eve geri alacağız. Özür dilerim dışarı çıkartmadığım için seni. Geri gel ne olursun. Seni çok seviyorum. Ulan şuraya bak oğlum. Ehliyetsiz araba sürüyorum. Sanki ehliyet sürüyor arabaya oğlum. Ne olacak ya? Win win. Vay, olamaz, bir köpek. Efekan'ın köpeğidir bu. Olamaz, duramıyorum. Çarpacağım. Olamaz oğlum, köpeğe çarptım. Hayır olamaz Rıfkı, hayır. Rıfkı'ya araba çarptı. Hayır hayır. Ula oğlum, bu köpek çok kaslı bir köpekti. Çok güçlüydü. En iyisi bunu çalayım ben. Nasıl olsa arabayla ezmişim oğlum. Hazır köpek baygınken onu alıp kaçırayım. Olamaz, ne yaptın sen? Rıfkı'ya çarptın, ne yaptın? Ula oğlum, sahibi de geliyor. Köpeği hemen kaçırayım. Vallahi mis gibi köpektir ha. Hey ne yapıyorsun sen? Bırak köpeğimi. Niye ezdin köpeğimi? Cani herif seni. Bırak, hemen hastaneye veterinere falan götürmem lazım onu. Vay, yok oğlum yok. Ben onu götüreceğim. Sen merak etme. Bu köpek benim olacak artık. Onu arabayla ezdim. Hayır ne diyorsun sen ya? Bırak köpeğimi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bırak dedim, bırak. Yok bırakmam, o benim köpeğim olacak. Seni gidi çakal seni. Hayır
Bırak dedim köpeğimi, bırak. Zaten yaralı o. Bırak dedim. Zarar vereceksin ona. Oğlum sus lan Tanaka. Köpeği götürüyorum ben. Enayi'nin köpeği çaldım oğlum. Hayır olamaz, olamaz. Benim köpeğimi kaçırdılar. Önce ezdiler, sonra kaçırdılar. Bu ne böyle? Bu ne gaddarlık? Köpeğimi kurtarmam lazım arkadaşlar. Sizin de desteğinize ihtiyacım var. Köpeğimi kurtarmam lazım. Onsuz ne yaparım ben? Canım köpeğim benim. Onu çok seviyorum. Köpeğimi kurtarmaya destek olmak için hemen kanala abone olup video like atın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle köpeğimi kurtarmam gerekiyor. Sizin desteğiniz olmazsa Rıfkı'yı sonsuza dek kaybedebilirim. Ve o kötü insanların elinde kalır. Kim bilir ne yaparlar köpeğime. O yüzden hemen kanala abone olup video like atın arkadaşlar. Ne olursanız. İşte bu kadar oğlum. Enayi'nin köpeğini çaldım. Artık bu köpek benim olacak. Bunu iyileştirip bir güzel satayım bari. Nasıl olsa bana beleşe geldi. Satayım ben bu köpeği. Evet evet, şu kulübeye atayım. Orada birazcık dinlensin. Kendi kendine iyileşir belki. İyileştikten sonra da bir güzel satarım köpeği. Sonra da Efekan'ı dövmeye giderim. Nasıl olsa onu koruyacak bir tane köpeği yok oğlum. Ha söyle, sen geç yat bakayım şuraya. Sen hemen iyileşmen lazım. İyileştikten sonra seni satacağım oğlum. Bıyaklama oğlum, seni satacağım. Sen iyi para edersen güzel para kırarız oğlum seninle. Oh iyi iyi, köpeği iyi çaldım ya. Bu ayki paramız da çıktı. Karnımızı bu köpekle doyururuz. Onu bir satalım da hele. Bir gün geçsin, yarın seni satayım bari. Şimdi evime girip dinleneyim biraz. O kadar hırsızlık yaptık ya. Hepsi senin yüzünden işte. Hepsi. Senin yüzünden gitti köpeğim. Oğlum ne diyorsun sen? O köpeği geri getirme demiştim sana. Aferin. Geri getirmemişsin. Getirecektim ama senin yüzünden ona araba çarptı. Evden kaçtı. Sonra da ona araba çarptı. Hepsi senin yüzünden işte. Sen olmasaydın ona araba çarpmayacaktı. Ne diyorsun sen be? Allah Allah. Oh canıma değsin işte. İyi olmuş. Senden nefret ediyorum baba. Ona araba çarptıktan sonra benim düşmanlarım köpeğimi çaldı. Şimdi ona kötü davranıyorlardır. Hem sakat hem de kötü durumda. Gidip onu kurtaracağım. Görürsün. Saçmalama, bu çok riskli. Oraya gitmene izin vermem, tamam mı? Gidemezsin. Kendini riske atmana izin veremem. Senden izin isteyen olmadı baba. Sen benim köpeğimi kovdun. Sonra da onu araba çarptı. Sonra da kaçırıldı. Hepsi senin yüzünden. Hepsi. Şimdi gidip köpeğimi kurtaracağım. Ondan sonra da onu eve getireceğim. İster istersin, ister istemezsin. İlgilenmiyorum bile. Ama o köpek bu evde kalacak. Anladın mı beni? Yoksa köpeğim de ben de evi terk ederiz. Tek başına yaşarsın. İyi tamam git. Ama dikkat et tamam mı? Başına bir şey gelmesin. Benim değil. O köpeği kaçıranların başına bir şey gelecek. Onlar korksun. Ben korkmuyorum. Beklesin şimdi onlar. Geliyorum. İşte burası. Şimdi gösteririm ben onlara. Demek benim köpeğimi kaçırırsınız he? Evinize bir roket atayım da aklınız başınıza gelsin sizin. Benim köpeğimi kaçırmak ne demekmiş göstereceğim onlara. Evlerini havaya uçuracağım onların. Pat diye patlatacağım. He? Olamaz Rıfkı. Hayır ya. Önce onu buradan çıkarmam lazım. O burada hiç güvende değil. Hemen onu hastaneye veterinere bıraksam iyi olur. Ondan sonra da bu evi havaya uçururum. İçindeki adam da cezasını çekmiş olur. Havaya uçmuş olur. Göstereceğim şimdi ben onlara, göstereceğim. Ah Rıfkım ah, canım köpeğim benim. Seni hemen veterinere götüreyim. İşte Rıfkı ambulansa gitti. Şimdi bu ev havaya uçabilir. İşin bitti senin pis keko. Seni havaya uçuracağım. Hey keko. Hey ne oluyor oğlum? Ulan çakal benim evimi mi buldun? Sana gidi çakal seni. Köpeğini geri vermeyeceğim oğlum sana. Satacağım ben o köpeği. Köpeğimi çoktan geri aldım bile. Ama senden de intikamımı alacağım, merak etme. Köpeğini geri mi aldın? Ulan oğlum o köpek benim, hemen geri getir onu. Ben onu satacağım, müşterimi buldum bile. Demek benim canım Rıfkı'mı satmaya çalıştın he? Ulan sen var ya sen bittin oğlum. Fatiha okumaya başlasan iyi olur. Ne Fatiha'sı oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Köpeği getir oğlum, satacağım, para kazanacağım.
Seni gidip pis hırsız seni. Demek köpeğimi çalarsın he. Son duanı etmeye başlasan iyi olur. Çünkü sana merhamet eylemeyeceğim. Ne yapacaksın oğlum? Elindeki ne oğlum senin? Çekin bir şeye benziyor o. Evet, çünkü elimdeki bir roket atar. Vay, ne dedin? Roket mi atar? Atmazsın abi, atmazsın. Son duanı etsen iyi olur. Atıyorum roketi. Dur oğlum, dur, yapma. Vay, yapma oğlum. Hayır oğlum, dur. İşte bu kadar. Havaya uçurdum onu. Benim köpeğime zarar verirse sonu böyle olur işte. Haddini bildirdim ona. Kimse benim köpeğime zarar veremez. Eğer verirse patlatırım. Onu havaya uçururum. Ona dersini bildirdik. Haddini bildirdik. Aklı başına geldi. Adam olsun, akıllı olsun. Anladınız değil mi arkadaşlar? Oğlum dur, kaçma oğlum. Ne olursun geri gel, ne olur kaçma oğlum. Hayır, olamaz oğlum. Niye kaçıyorsun benden? Sevmiyor musun sen beni? Canım köpeğim benim. Dur, ne olursun dur. Oğlum dur, kaçma ne olursun. Ben seni çok seviyorum. Sen benim köpeğimsin. Seni her şeyden çok seviyorum canım oğlum. Ne olur oğlum, gel evimize dönelim. Seni çok seviyorum. Bundan sonra istediğin her şeyi yapacağım. Ne olursun geri gel. Hadi oğlum gel, evimize gidelim tekrardan. Sana en sevdiğin mamadan veririm. Olmaz mı? Tekrardan sıcacık yuvamızda birlikte takılırız. Birlikte çizgi filmi izleriz. Hatta dışarı çıkıp top da oynarız birlikte. Canım oğlum benim. Hadi oğlum gel, gidelim buradan artık. Seni eve götüreyim. He, işte oradalar. Hayır Efekan oğlum dur, elini uzatma ona. Oğlum uzak dur o köpekten, uzak dur diyorum. Bir şey olmaz babacığım. Rıfkı o, benim köpeğim. O beni çok seviyor, bana bir şey yapmaz. Oğlum yapabilir işte, dikkat et. Oğlum bana bir şey yapmazsın değil mi? Hayır dur, ne yapıyorsun? Ne yaptın oğlum? Hayır söylemiştim sana, ısırdı işte. Hayır ya hayır. Bırak oğlumu bırak dedim, bırak bırak. Pis köpek, bırak oğlumu. Rıfkı niye yaptın bunu? Ben senin sahibindim. Hayır olamaz, defol git buradan. Hayır oğlum. Babacım çok kötü ısırdı. Şu yaranın haline bak, çok acıyor. Babacım bana bir şey olmaz değil mi? Seni hemen hastaneye götürsek iyi olur oğlum. Hiç iyi gözükmüyor yaran. Gerçekten çok kötü gözüküyor. Bir an önce hastaneye gidip onu pansuman yaptırsak iyi olur. Bir mikrop falan bulaşabilir yani sana. Başına bir şey gelmesin sonra. Of ya, niye böyle oldu ya? Niye böyle yaptı Rıfkı bana? Canım köpeğim benim. Hiç böyle bir çocuk değildi o. En iyisi hemen hastaneye gidelim. Allah Allah, inanmıyorum ya. Bu da ne böyle? Ne oldu buraya böyle ya? Ne biçim bir yara bu? Ya doktor abi, diyoruz ya işte. Köpek ısırdı. Geldi hırt diye ısırdı işte. Benim köpeğim. Evcil bir köpekti. Daha önce hiç böyle bir köpek ısırığı görmedim. Gerçekten çok korkunç gözüküyor. Yani bayağı kötü bu. Çok fazla enfeksiyon kapmış. Yani böyle köpek ısırığı olmaz normalde. Emin misiniz köpek ısırdığından? Evet doktor bey, gözümün önünde ısırdı işte oğluma. Geldi ısırdı pislik köpek. Isırdı oğluma. Evet doktor abi. Ne olur pansuman yap. Çok acıyor canım. Çok garip hissediyorum. Midem falan bulanıyor yani. Çok garip. Allah Allah. Demek midem bulanıyor. Yok, bu yara normal bir yara değil. Neyse, biz yine de pansuman yapalım. Ama sen yarın yine de gel buraya. Olur mu evladım? Tamam abi, gelirim. Çok mu kötü? Yoksa ölecek miyim doktor abi? Ölmeyeceğim değil mi? Saçmalama lan manyak, ne öleceksin? Allah Allah, ufacık yara işte. Yani gerçi pek ufak değil ama ölmezsin, merak etme. Of ya, çok korkuyorum. İnşallah bana bir şey olmaz. Tamam, korkma. Ben şimdi sana bir pansuman yapacağım. Sonra git evine uyu, tamam mı? Hiçbir şeyciğin kalmaz yarın sabah. Yarın bir daha gelirsin, bakarız bir daha. Sonra geçer gider işte. Tamam abi. İnşallah hiçbir şey olmaz. Hemen geçer. Of Rıfkı ya, of. Ne yaptın bana? Çok garip hissediyorum kendimi. Ne oldu bana böyle? Başım ağrıyor. Bir şeyler oluyor bana. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Hayır.
Çok sinirliyim. O doktorun yanına gitsem iyi olacak. Doktor bana iyileşeceğimi söyledi. Bense çok garip oldum. Çok sinirliyim. Göstereceğim o doktora. Demek bana iyi olacaksın deyip kötü yaparsın he? Görürsün sen şimdi. Yaram iyileşmiş ama çok garip hissediyorum. Gidip o doktoru ısırmak istiyorum. Onu korkutup ısıracağım. Neyse, gitmeden önce bir çişimi yapayım. Vallahi çok çişim gelmiş ya. Rahatladım vallahi, artık doktorun yanına gidebilirim. Evet, işte iğneler de tamam, her şeyi düzenledim. Çok güzel, çok güzel. Bir hasta gelirse iğneyi basarım hemen. Of, şu iğnelere bak, kocamanlar. Biri gelse de bir güzel iğne yapsam ona. Doktor abi, ben geldim. Ben ne hale geldim böyle? Ne yaptın bana he? Ya Efekan evladım sen misin? Ben sana yarın gel demedim mi ya, Allah Allah. Gece gece niye geldin evladım? Yaram iyileşti ama bana bir şeyler oldu. Kendimi çok garip hissediyorum. Ya oğlum evladım sen manyak mısın ya? O yara nasıl iyileşsin? Kafam kadar yaran vardı yani. Kusura bakma ama o yara bir ay iyileşmez yani. Kusura bakma hiç. Ama iyileşti. Bir arkana dönüp baksana sen bana. Allah Allah, ne anlatıyor bu çocuk ya? Aha! Evladım ne oldu sana böyle? Kuduz ölmüşsün resmen. Bu ne? Sen beni iyileştirecektin. Şu halime bak. Allah Allah ya. Ben dedim ama sana. O yara normal bir şey değil dedim. Öyle yara mı olur? Allah Allah. Köpeğe dönüşmüşsün resmen. Hadi örümcek ısırınca örümcek adama dönüşen gördüm de. Köpek ısırınca da köpek adama dönüşen ilk defa gördüm. Bu ne böyle ya? İğrenç olmuşsun evladım. Şeklin şemalin kalmış yani. Tövbe bismillah, bir şey olmuş sana. Evet, çok tipsiz oldum senin yüzünden. Çok sinirliyim, ısıracağım seni şimdi bak. Ulan ben ne yaptım hayvan herif? Allah Allah, ben sana bir şey yapmadım ki. Sadece yarına pansuman yaptım. Git köpeği ısır. Köpek yapmış yani sana bunu sonuçta. Eğer köpek seni ısırmasaydı bir şey olmazdı. Allah Allah ya. Evet doğru, haklısın. Beni iyileştirmen gerekiyor. Ben bu halde gezemem. Herkes korkar kaçar benden. Beni bu halden kurtarman lazım doktor. Yoksa seni ısırırım. Hey Allah'ım evladım, burası veteriner mi? Hastane burası. Sen artık köpek olmuşsun. Git veterinerle uğraş. Ben doktorum, insanlara bakıyorum. Sen insanlıktan çıkmışsın yani. Beni sinirlendiriyorsun. Sen ısırılmak istiyorsun galiba. Evet evet, benim de dişlerim kaşınıyordu zaten. Bir kaşıyım seninle. Dur lan dur manyak, tamam Allah Allah, iyileştireceğim seni. Ama ben seni nasıl iyileştireceğim ki? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum yani. Sen en iyisi gidip seni ısıran köpeği bul. Ondan sonra onu getir. Belki panzehir de onun içinden bulabiliriz. Tamam, gidip Rıfkı'yı bulayım. Sonra da getireyim. Belki iyileştirirsin beni. Eğer iyileştiremezsen hırt diye ısırırım seni. Tamam be tamam, manyak, defol git şuradan. Git köpeği bul bari. İnşallah iyileştirebiliriz. Yoksa ısıracak bizi. Manyağa bak ya. İyice sokak köpeği olmuş bu da. Evcil bir şey olsaydı bari. Hayvan olmuş ama evcil olamamış. Of ya, şuraya bak, gerçekten çok güzel bir köpek. Ama ben artık sokak köpeğiyim. O ise evcil bir köpek. Bana bakmaz ki bu kız artık. Aha, çok güzelsin. Çok aşığım sana. Ama bunu nasıl söylerim sana, utanıyorum. Bir ara gidip ona aşık olduğumu söyleyeceğim. İnşallah beni sever. Ben de onu evden kaçırırım sonra. Birlikte sokakta yaşarız. Çöpten yemek yeriz. Ama kabul eder mi ki? Belki etmez. Ben de evime geri dönsem acaba ya? Efekan beni çok özlemiştir. Lan hayvan ol hayvan. Ne yapıyorsun burada? Kızlara mı bakıyorsun? Arkadaşlar siz de hayvanları seviyor musunuz? Hayvanları seven herkes kanala abone olup videoya like atsın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi de sakın unutmayın. Bakalım hangileriniz hayvanları çok seviyormuş, göreceğiz. Efekan ne oldu oğlum sana böyle? Sen benimle nasıl konuşabiliyorsun? Sen köpekçiyi nereden öğrendin? İnanmıyorum ya, ne oldu sana? Lan hayvan herif, beni ısırdın ya. Sen beni ısırınca ben de köpek adam oldum. İtmen oldum. Senin yüzünden şu halime bak. Allah Allah ya. Çekim bir şey oldum işte. Vallahi oğlum bilmiyordum, kusura bakma. Oğlum bilsem ısırmazdım yani. Sen insan iyiydin. Köpeklik sana yakışmamış. Çok tipsiz olmuşsun, kusura bakma yani. Biliyorum be. Allah Allah, geri zekalı. Beni bu halden kurtarman lazım. Seninle beraber hastaneye gideceğiz. Senin
üzerinden belki beni eski halime çevirebilirlermiş. Ben de köpek olarak yaşamak istemiyorum yani. Anladın mı? Tamam tamam ama bir şartla gelirim. Şu yandaki kızı bana ayarlayacaksın. Bir de beni eve geri alacaksın, tamam mı? Bana çok iyi bakacaksın. Benim zengin olduğumu düşünsün. Sonra da benimle sevgili olsun. Yoksa gelmem, böyle köpek olarak kalırsın valla. Anladın mı beni? Ulan şuna bak, bir de beni tehdit ediyor. Ulan sen değil miydin evden kaçan? Hıyar herif. Evden hiç kaçmasaydın zaten ben sana mis gibi bakıyordum. Kaçmasaydın. Valla çok pişman oldum kanka ya. Ne olur beni geri al ya. Bana bak olur mu? Ben seni seviyordum zaten. Sen iyi adamdın da. Kendimi kanıtlamak için seni ısırmam gerekiyordu yani. Ben de ısırdım. Neyse, kızı ayarlayacaksın bana değil mi? Bak ayarlamazsan bozuşuruz ha. Seni bir daha ısırırım. Tamam lan tamam, yürü hastaneye. Sonra kızı ayarlayacağım sana, söz. Bana bak, bir daha evden kaçmak da yok he. Tamam ya tamam. Of of. Sana da belki sahibini ayarlarız. Ama önce bir insan ol. Bu halinde kız görmesin seni. Korkar kaçar valla. Ulan şuna bak, bir de dalga geçiyor benimle. Yürü hastaneye, yürü. Evet doktor abi, işte geldik. Beni iyileştireceksin şimdi değil mi? Ne olursun iyileştir beni abi. Ben artık köpek olarak kalmak istemiyorum. Evet abi ya, iyileştir şunu. Çok tipsiz olmuş. Allah Allah. Şunun tipine baksana. Rıfkı evladım, ne diyorsun? Ben seni havlayarak duyuyorum. Yani... Anlayamıyorum yani. Neyse Efekan, merak etme. Ben seni iyileştireceğim şimdi. Ama bir sıkıntı var. Galiba iyileştiremeyebilirim. Ne sıkıntısı yine abi? Bak canımı sıkma, ısıracağım seni. Yani ilacı yapacağım ama hemen iyileşmenin mümkünatı yok sanırım. Bir hafta içinde falan eski haline dönersin. Ama yavaş yavaş yani. Hemen iyileşemezsin. Of, bir hafta daha mı böyle köpek gibi gezeceğim ben? Hayır ya, hayır. Yapacak bir şey yok oğlum. Onu ısırılmadan önce düşünecektin. Rıfkı'ya kız, bana niye kızıyorsun? Allah Allah ya. Arkadaşlar sizce bundan sonra köpek olarak mı kalayım yoksa insana geri mi döneyim ya? Şu halime baksanıza, çok çirkin oldum yani. Vallahi çok çirkin olmuşsun kanka. Bence de eski haline dönsen daha iyi olur gibi. Ulan şuna bak, hem suçluyum güçlü, bir de benimle dalga geçiyor. Ulan sen var ya, sen tam bir hayvansın. Neyse oğlum, bana sözün vardı. O köpeği ayarlayacaksın bana. Yapacak bir şey yok. Ben seni bekleyemem yani. İyi tamam tamam, söz sözdür. Yürü. O kızı ayarlamaya gidiyoruz sana. Söz verdik yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah bakar sana. Allah Allah. Bu ne böyle ya? Köpeklere bak. Onlar bile sevgili yapıyor. Bir ben sap kaldım. Bu ne böyle ya? Allah Allah ya. Merhabalar hanımefendi. Arkadaşım sizden çok hoşlanmış da numaranızı istiyor. Ay ne numarası be? Ben kadınım, görmüyor musun? Ayrıca ben köpeğim. Numaram yok ki. Köpekler telefon kullanmaz. Şapşal mısın sen? Allah Allah, manyağa bak. Ulan Efekan, ağzına sıçtın ya. Kız artık sevecekse de sevmeyecek beni. Şey yani, size çok aşık olmuş. İsterseniz bir koklaşın falan, ne yapayım bilmiyorum yani. Ben köpeklerden pek anlamam da. Ay evet, sen nesin böyle çirkin bir şeysin sen ya. Hoştu lan, hoş. Sensin lan çirkin, Allah Allah. Ulan bak Rıfkı, bu bana çirkin diyor. Bak senin sevgilini döveceğim ha. Oğlum ne yapıyorsun ya, sana ayarla dedim. Kızı döv demedim. Ay ne oluyor burada be? Benim kızımın üstüne geliyor sokak köpekleri, defol. Aa ne oluyor ya? Hayvan hakları, hayvan hakları. Dövüyorlar beni, imdat. Ulan Efekan, ulan Efekan, bir de kızdan dayak yedin. Tüh, yazıklar olsun sana be. Ulan kıza bak, bana sokak köpeği dedi. Ben sokak köpeği değilim bir kere. Evcilim ben, evcil. Of Efekan ya, of, rezil ettin bizi, rezil. Hele bir insan olayım, göstereceğim ama ben sana. Allah Allah ya, beni dövdü resmen. Ay hoş hoş, belediyeyi şikayet edeceğim size. Şuna bak ya cani kadın, hayvanlardan ne istiyorsun be? Sokak hayvanları için pankart açacağım. İnsan olunca göreceksin sen, şikayet edeceğim seni. Ulan Efekan, senden köpek mepek olmaz oğlum. Sen bir an önce insana geri dön. Tüm yazıklar olsun sana be, yazıklar olsun be. Benim sevgilimi elimden aldın. Hayır hayır. Efekan'ın arabası bu. Efekan'ın Sonic Master 5300 modeli. Arabası gerçekten çok hızlı. Bu arabayı yok etmemiz lazım. Şimdi arabanın içindeki benzini çalacağım. Evet babacığım, ama ya yeni içine benzin koyarsa, o zaman ne yapacağız? Ya evladım, sen niye böyle salaksın? Allah Allah, ben sana planı anlatmadım mı? Adamın benzini bitince ne yapar? Benzin alır. Benzin nereden alınır? Benzinlikten alınır. Evet babacığım, benzin alırsa bizi yine geçer bu arabayla. Bak bana saf delik evladım. Arabayı yok edeceğiz diyorum. Benzinlikte arabayı havaya uçuracağız.
Ama babacığım, o zaman biz de benzin alamayız. Ya bizim benzinimiz biterse? Sen onu kafaya takma evladım. Ben bir sürü benzin aldım. Eve koydum. Kendimiz koyarız. İşte arabadaki bütün benzini çektim. Şimdi benzinliğe gidip Efeka'nın oraya gelmesini bekleyelim. Ooo, şu süpersonik arabamla gideyim de biraz gazlayayım. Mis gibi. Hadi çalışsana, hadi. Allah Allah, niye çalışmıyor bu arabaya? Aa, inanmıyorum. Sanırım içinde benzin yok. Ama ben bunu daha dün doldurmuştum. Hem de bütün depoyu. Hırsızlar benzinimi çalmış galiba. Yok yok, böyle olmayacak. Bu arabaya bir otopark bulmak şart. Neyse, yapacak bir şey yok. Arabayı iterek benzinliğe götüreceğim artık. Sonra da benzin alıp sürerim. Nasıl olsa benzinlik yakın. İşte oğlum, Efekan geliyor. Arabasını benzinliğe çekiyor. Hazır ol, tamam mı? Sakın burada saklandığımızı çaktırma. Yoksa onu havaya uçuracağımızı anlayabilir. Tamam babacığım, ben zaten hiçbir şey göremiyorum ki. Nasıl çaktırayım? O da beni göremez. Önümde kocaman ağaç var. Görmüyor musun? Ben de hiçbir şey göremiyorum. Neyse neyse, boş ver. Yarım akıllı oğlum benim. Sen görmesen de olur zaten. Boş ver. Evet işte, şuradan bir benzin alsam iyi olacak. Arabamın benzinini fulleyeyim. Sonra da bol bol gazlayayım. Oo, mis gibi. Sonuçta şehirdeki en hızlı araba bu. Evet, şimdi hep burada benzinliğin içinde bombaları patlatacağımız için, benzinlikte de benzin olduğu için çok büyük bir patlama olacak evladım. Dikkat et, tamam mı? Tamam babacığım, umarım biz de havaya uçmayız. Yok yok evladım, ben matematik hesaplarını yaptım, merak etme, bize bir şey olmayacak. Ama Efekan ve arabasına çok büyük şeyler olacak maalesef. Evet evladım, hazırsan düğmeye basıyorum ve orayı havaya uçuruyorum. 3, 2, 1 ve patlama! Çok kötü bir patlama oldu. Canım çok yanıyor. Aa, başım. İşte oğlum, burada işimiz bitti. Efekan'ı havaya uçurduk. Bum bum. Hadi gidelim buradan. Olur babacığım, hadi gidelim. Artık yarışın birincisi ben olacağım. Hayır, olamaz. Burada öleceğim sanırım. Ateşlerin içinde kaldım. Olamaz, arabam havaya uçmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Birkaç gün sonra yarış var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hayır, olamaz. Neler olmuş burada böyle? Hayır, benzinlik havaya uçmuş. Umarım içeride kimse yoktur. Hayır, olamaz. Efekan, iyi misin? Hayır. Efekan, hayır, aç gözlerini. Hayır, hayır. Efekan ölmüş olabilir. Hemen hastaneye götürmem lazım onu. Durumu hiç iyi gözükmüyor. Umarım hayatta kalır Efekan. Bu patlama nasıl oldu ya? Kim yaptı bunu? Acaba Efekan'a bir suikast mı gerçekleştirildi? Efekan'ı hemen hastaneye götürüp sonra da bunun kimin yaptığını bulmam lazım. O manyaklar her an birine zarar verebilir. Merak etme Efekan. Bunu kim yaptıysa bulacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şüphelileri çukurumuza topladık. Ve sizlerle birlikte onları tek tek sorgulayacağız. Efekan'ı hastaneye götürdüm. Durumu kritik. Şimdi buradaki kişileri tek tek sorgulayacağız. Suçlu olanları da çukurun dibine atacağız. Çukurun dibinde ise osuruk sesi. Evet, Tepegöz'ün kakası var. Dev bir kaka. Suçlu kişiyi de onun içine basket atacağız. Evet, şimdi çukurda tek tek kimler varmış bakalım. Korkunç Venom var. Şunun diline bakar mısınız arkadaşlar? Korkunç herkesi yiyor. Dişlere bakın. O yüzden Venom suçlu olabilir. Burada Enes Batur var. YouTube'a video atmıyor. Video atmadığı sıralarda da kim bilir neler yapıyor. Şimdi onu sorgulayacağız yani. Video atmadığı sırada benzinlikleri patlatmaya başlamış olabilir. Şimdi bakalım, burada yaşlı bir amcamız var. Yaşlı amcamız kötülükler yapıyormuş Efekan'a karşı. Onları tek tek soracağız. Amcadan sonra abim Kemal ve düşmanı Onur var arkadaşlar. Onur'un ağzı yüzü dağılmış. Abim dövmüş galiba. Yapacak bir şey yok. Son olarak da Baldi öğretmen ve onun oğlu Baldican var. İşlerinden hangisi suçluysa Tepegöz'ün kakasının içine atacağız onları. İlk başta Enes Batur'dan başlayalım şimdi. Enes Batur, sen video atmıyorsun. Sen yaptın değil mi? Hayır ya, ben niye yapayım böyle bir şey? Allah Allah, video atmıyorum, geziyorum, takılıyorum ben yani. Niye benzinlik patlatayım?
Arkadaşlar Enes Batur yapmadığını söylüyor. Yani bilemedim. Video atmadığı için ona bir ceza verebiliriz. Yorumlara yazın bakalım. Sizce Enes Batur'a ceza verelim mi? Vereceksek ne cezası verelim? Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı da unutmayın ha. Yoksa suçluyu bulamayabiliriz. Efekan'a bunu yapanların kim olduğunu bulmamız için abone olup like atmayı sakın unutmayın. Evet, şimdi burada korkunç Venom var. Dişleri ve dilini görüyorsunuz zaten. İğrenç gerçekten, şuraya baksanıza. O yüzden Venom yapmış olabilir. Venom sen mi yaptın? Hayır Kerem komiser, ben yapmadım. Ben olsaydım kafasını yerdim, böyle lapur lapur yerdim onun beynini. Niye patlatayım ki onu? Yemek varken bir de onu patlatacak mıyım? Saçmalama. Yani Venom doğru söylüyor. Evet, aslında Venom böyle bir şey yapmaz. Venom olsa löpür löpür yerdi. Ama yerdi yani. Bu manyağı aşağı atalım en iyisi. Başkalarının beynini yemesin. Hayır Kerem komiser, atma beni aşağı. Hayır. Ya çok konuşma Venom, defol git şuradan. Hop, indi aşağı. Evet, şimdi yaşlı amca var. Duyduğumuza göre sen Efekan'ı korkutuyormuşsun yaşlı amca. Niye yaptın bunu? He? Evladım, ben ona kızıyordum. Sopayla dövdüm bir kere Efekan'ı. O eşek sıpası evimin önünde arabasını dağıt öttürüyordu. Uyutmuyordu beni. Sen de bu yüzden gittin onu benzinlikte havaya uçurdun değil mi amca? He? Oldu mu şimdi? Sen uyuyamıyorsun diye çocuk havaya uçtu. Ya saçmalama evladım. Ben sopayla kovaladım, bir daha da gelmedi zaten. Allah Allah. He, anladım. Tamam madem. Bir daha gelmediyse yapacak bir şey yok. Korkunç Granny, o zaman sen yaptın. Sonuçta korkunçsun yani. Hayır ya, ben yapmadım. Sabah sabah ben dışarı çıkmam bilirsin. Güneşten nefret ederim. Senin yüzünden buraya geldim. Doğru, sen güneşten nefret edersin. Ama yapacak bir şey yok, çok korkunçsun. Geceleri gelip beni korkutuyorsun. Evet, beni buraya getirdiğin için seni gece daha çok korkutacağım Kerem komiser. Ne, daha mı çok korkutacaksın? O zaman seni en iyisi aşağı atayım ben. Defol git. Tepegöz'ün kakasında boğul. Evet, Korkunç Granny'den de kurtulduk. Son 4 kişi kaldı arkadaşlar. Abim ve düşmanı Onur. Onlardan birisi yanlışlıkla aralarında savaşırken yapmış olabilirler. İlk başta Onur'a soralım bakalım. Onur, senin bu yüzden ne oldu böyle ya? Senin bu lanet olası abin yaptı. Benim ağzımı burnumu kırdı. Kıracağım tabii. Ezik herif. Allah Allah. Dayağımı yersin böyle. Bana kötülük yapmayacaktın oğlum. Sen göreceksin ama. Senin ağzını burnunu ben de kıracağım. Sana suikast düzenleyeceğim. Görürsün. İstediğin kadar düzenli oğlum. Senin suikastinden ne olacak? Seni de ordunu da yerle bir ettim. Kerem komiser, şu abine bir şey söyle. Yoksa elimden bir kaza çıkacak bak. Vallahi senin elinden değil de abimin elinden bir kaza daha çıkarsa senin durum vahim olacak gibi. Baksana ağzın yüzün dağılmış yani. Bu benzinliğin patlamasıyla alakalı sizin bir sorumluluğunuz var mı? Siz mi yaptınız o benzinliği öyle? Hayır ya, o benzinlik patladığı sırada abin beni dövüyordu. Patlama sesleri bize kadar geldi hatta. Evet evet, ben bunu sıkıştırmış ağzını burnunu kırıyordum kardeşim. Bana yaptıkları yüzünden dayak yiyordu. Evet Kerem komiser, habire dövüyor beni. Bence bunu çukurun dibine atalım. Ayıp yani, terbiyesiz bu. Ulan hıyar herif, asıl seni atalım. Sen neler neler yaptın bize. Şehrimize, abime, ailesine neler neler yaptın. Evet doğru, ama beni dövdü yani. Üf, neyse tamam. İkimizi de atma sen çukura. Evet evet, bence de. Siz kendi aranızda dövüşmeye devam edin artık. Yapacak bir şey yok. Ben de Baldi ve Baldican'ı sorgulayayım. Son ikiye onlar kaldı. Onların yapmış olma olasılığı çok yüksek. Kerem komiser, biz bir şey yapmadık. Vallahi bak, yemin ederim. Ne, yemin mi edersin? He, yemin ediyorsa tamam, kesin bunlar yapmamıştır arkadaşlar. Evet evet, yemin ederim, biz yapmadık Kerem komiser. Ulan sen beni enayi mi sandın? He? Şimdi Baldican'a soracağım bakalım. O saatlerde neredeymişsiniz? Hayır, ona sorma. Bana sor Kerem komiser, bana sor. Hayır, sana sormayacağım. Baldican, söyle bakalım. Ne yapıyordunuz o saatlerde? He? Şey Kerem komiser, benzinlikteydik. Benzinlikte takılıyorduk. Ulan yarım akıllı velet. Ulan senin kafan hiç mi çalışmıyor? Ne benzinliği? Demek benzinlikteydiniz, öyle mi Baldican? Söyle bakalım, benzinlikte ne yapıyordunuz? Şey yapıyorduk. Plan yapıyorduk. Evet, plan. Şimdi Efekan çok hızlı bir yarışçı olduğu için biz de onu yenebilmek için onu havaya uçuracaktık da Kerem komiser. O yüzden benzinliğe bomba döşüyorduk. Evet. Yok yok evladım, öyle olmaz. Sen direkt beni hapse attır, daha rahat edersin yani.
babamı hapse atın de sen. Tamam Baldecan, sağ ol. Evet Balde, oğlun her şeyi itiraf etti. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Umarım Tepegöz'ün kakasının içinde mutlu mutlu yaşarsınız. Hayır Kerem komiser, dur yapma da olursun. Ben kakanın içinde yüzmeyi bilmem. Orası beni hiç ilgilendirmez. Hadi yallah bakalım size, yallah. Evet. Baldecan kusura bakma ama sen de babanla beraber gidiyorsun yani. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes yorumlara ben sonuna kadar izledim yazsın. Bakalım kimler videoyu sonuna kadar izliyormuş. Videoyu sonuna kadar izleyen herkesi çok seviyorum. Abone olup like atmadıysanız abone olup like atmayı da sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.